bu programdaki kişiler, olaylar ve yaşananlar tamamen gerçektir. Zuhal Topal'la hem evlendiriyor hem de ev sahibi yapıyor. Büyük sürprize az kaldı. Hangi şanslı gelin ve damat adayı sezon finalinde İstanbul'da muhteşem bir evin sahibi olacak? O sosyal medyada fenomen oldu. Çık o karanlıktan. Milyonların sevgisini kazandı. Aşk aç beden giyer. Bir kal ay çok özür dilerim şaşırdım şarkıyı. Songül Hanım'ın kendi kadar renkli talibi geliyor. Bu karşılaşma anı kaçmaz. Şimdi. Beraber bir yolda yürümek, bir adım atmak. Mutluluk, huzur, saygı, beklentilerim bunlar. Çok büyük anlaşmazlıklarımız oldu ve bu yüzden de ne yazık ki kararımız olumsuz. Özgür hayır dedi. Şaşkınlığını gizleyemedi. Ve bugün güzeller güzeli Dilara Hanım'ın sürpriz ilk talibine cevabı ne olacak? Şimdi... Yaşadığı ihaneti... Benim gelinliğim duvarda asılıyken, ben onu giymek isterken, ben evleneceğim adamın bir çocuğu olduğunu öğrendim. Ben terk edildim. Ve ailesiyle olan dargınlığını gözyaşları içerisinde anlattı. Bir kerecik sesini duyayım, yeter bana. Ve Songül'ün annesi ilk kez canlı yayında. Anne ve kızın kavuşma anını sakın kaçırmayın. Şimdi... Karar anı için geldiler. Yine kararsız kaldılar. Ben tam tersi anlamıştım. O aramayınca ben de aramadım sonra. Gelin paravanı tekrar kapatalım ve bu an hiç yaşanmamış gibi. Biri var mı locadan arkadaşlık ettiğin diyalog kurduğun kızlardan? Hanife? İlk görüşte aşık bile olsam bu saatten sonra olumsuz. Hanife ile konuştuğu için reddedilen Ebru canlı yayında şok oldu. Umut ve Ebru'nun son kararları ne olacak? Şimdi... Ben sevgi arıyorum. İlk evliliğimde bunu bulamadım. 1,5-2 sene evli kaldım. Bir tane de çocuğum var. Çocuğunu görüyor musun? 1 aylıkken beni hiç görmedi. Ben de hiç görmedim kendisini. Babası olarak bilindiği bir beyefendi var. Oğlum bir başkasına baba diyor dedi. Sevginin red cevabıyla hayal kırıklığına uğradı. Bence şu an aynı duygular hissetmiyoruz. Masal gibi anlatıyorsun ve herkesin böyle hayranlıkla dinlemesini bekliyorsun. Şey yapalım, ben sana ayıcığını vereyim. Ve o bugün yine stüdyoda. İkinci şans istiyorum diyen Sait Bey ile sevgi arasındaki buzlar eriyecek mi? Şimdi... En sevdikleri en çok incitirmiş ya insanı. Sen de farkında olmadan, istemeden acıttın canımı. İlk mektup Hanife'den geldi. Ne yapayım, böyleyim işte. Biraz çocuk, biraz kadın. Her şey yavaş yavaş bitecek. Gideceksin. Ve Umut'a ikinci mektup. Sana son nasihatim. Ona sarıl. Sakın onu bırakma. Çok uzaklardan yazılan bu satırlar onları çok şaşırtacak. Hanife ve Umut'a canlı yayında büyük sürpriz. Şimdi. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Gününe, gecene iş, gözünde yaş yine ben. Sana
sevgili. Sevgilim ben, bendiğinde yalnız ben, ben olayım sevgili. Bütün ömrüm boyunca kalbinde sevgilim ben, bendiğinde yalnız ben, ben olayım sevgili. Gözünde yaş yine ben sana aşık, yalnız ben, ben olayım sevgili. Sana aşık, yalnız ben, ben olayım sevgili. Sefalar getirdiniz. Koksin ekranlarından bu güzel, sıcak, bahar gibi havadan hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar efendim. Ekran başına hoş geldiniz. Hemen telefon numaramızı hatırlatayım. 0212 318 18. Programa nasıl mı katılacaksınız? Facebook'ta Zuhal Topal aday başvuru sayfanız var sizler için efendim. Oraya mesaj yazabilirsiniz, bizi arayabilirsiniz. Ve diğer sosyal medya hesaplarımızda emrinize amade efendim. Tekrar orkestrama, seyircilerime, loca adaylarım ve güzeller güzeli psikologumuz, danışmanımız Tuğba'ya hoş geldin demek istiyorum. Valla Allah nazarlardan saklasın Tuğba'cığım. Her zaman güzelsin ama bugün bir ayrı bir. Yani bir İspanya'dan sanki 2016 Miss International. Değil mi? Nasılsın? Utandırdım. Nasılsın? İyi misin Gökçen? Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Sizin bu sözleriniz karşısında da mahcup olmamak ne mümkün. O sizin gerçekten harikuladeliğiniz, çok güzelliğiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Ben de şöyle bir açılış yapmak istiyorum. Hafta içinde genç bir kız danışanım, nişanlı. Evet. Ve dedi ki, Tuğba Hanım dedi, ben ilişkide sürekli karşımdaki kişiyi ve kendimi sürekli kontrol etmeye çalışıyorum. O ilişkiyi kontrol etmeye çalışıyorum. Onun yaptıklarını kontrol etmeye çalışıyorum ve çok yoruluyorum dedi. Aslında bu kontrol etmeye çabası, kontrol etmeye çalışma hepsi bizim o mükemmelliyetçi olma özelliğimizden kaynaklanıyor. Ona şöyle bir şey söyledim. Kendine şefkatli davran. Çok güzel. Kendine şefkat göster. Nişanlına, ilişkide olduğun kişiye şefkat göster. Çünkü buna ihtiyacın var. Bazen bizim o mükemmelliyetçi özelliğimiz o kadar çok kendimize acımasızca davranmamıza sebep oluyor ki. Kendi kendimizi yoruyoruz değil aynen mi? Aynen öyle ve her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Bunu yapamadığımızda da çok fazla demoralize oluyoruz. Onun yerine kendimize de şefkat göstermeyi evet. öğrenelim. Kendimizi sevelim. Partnerimize de şefkat göstermeyi öğrenelim. Bunun temelinde de kendimizi sevmekle başlar. Sizin de harikasın. Çok teşekkür ediyorum Tuğba'cığım. O güzel cümlelerine yayın içerisinde ihtiyacımız olacak. Bol karşılaştırmalı, sürprizli bir yayın sizleri bekliyor 19'a kadar. Ama ilk önce bir karşılaştırmayla başlayalım diyorum. Aa, kim geliyor biliyor musunuz? Sultan abla. Sultan ablacığım bir talimin geldi. Çok seviyorum. Ne? Ama daha hiçbir şey yapmadım. Daha bir şey demeden, biz gülmeden nasıl bitireceğiz acaba bunu? Bak, Allah aşkına bir şey yaptın mı? Çağırdım. Sen beni çok kötüsün. Niye acaba? Bayılıyorum. Bana bakınca bir civatalar gevşiyor. Oh, aman aman, Allah hep güldürsün inşallah. Ben hep bu tarafa bakacağım. Sen hep, hiç bana bakma sen bugün. Yaşar Bey'e bak sen. Yaşar Bey'i davet edelim peki. Geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Nereden ağırlıyoruz sizi? Eskişehir'den geliyorum ben. Eskişehir'den. Evet efendim. Ne güzel bir şehrimizdir. Sevgiler olsun, selamlar olsun. Evet, buyur Sultan abla. Nasıl
Evet, yayının bu kısmında Sultan ablayla göz göze gelmeden... Hadi vallahi bakmıyorum sana. Hoş geldin Yaşar Bey. Senin yüzünden Bahadır'a bakmak zorunda kalıyorum. Bak. Hoş geldin Yaşar Bey. Hoş bulduk Sultan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Hep güzel mi konuşacak mıyız? Güzel mi devam yoksa konuşacak mıyız? Çoluk çocuk var mı? Yaşar Bey. Var ama var iki tane evet. Nelerle meşgul oluyorsunuz? Ben emekliyim. Eski yerde gene iş bulmadan yapıyorum bazı işleri çeviriyorum. Karınca kararınca. Burcunuz nedir acaba? Başak Burcu. En yakın benim neyim neremden neden oturuşunuzu, sakinliğinizi, aramlığınızı ve gülüşünüzü sevdim. Teşekkür ederim. Seyircilerimizden bir hanımefendi ooo diye zannetti ki arkadan gelecek, seni yalnız bıraktılar, gördün mü? Tek bir tek sen. Yanlış alarm. Evet. Evet, dinliyorum sizi. Yemek yemesini sever misiniz? Yemek yemesini severim ama yemek yapmasını beceremem. Ben yaparım yemekleri. Teşekkür ederim. Evet. Yorum alayım. Sıralım. Ağzımı açmadım ayol. Ben sorabilir miyim bir şeyler? Efendim? Siz sorun, evet evet Yaşar ben Bey soracak. Ben sorabilir miyim? Tabii tabii, sor. Buyurun. Kaç tane evlilik yaptınız? Ben mi? İki tane yaptım. Boşandınız mı eşiniz vefat etti? Boşandım. Çocuklarınız var peki? Hı. Beraber... Üç çocuğum var, üçü de evli. Yani beraber kalmıyorsunuz? Hayır, arkamda kimse yok. Nerede yaşıyorsunuz efendim? İstanbul'da. Ama ben Eskişehir'de yaşıyorum. Olabilir. Gider misin Sultan abla Eskişehir? Sorun olmaz değil mi? Anlaşırsam. Anlaşırsam olur diyor. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Heh. Yorum alabilir miyim? Alalım. Kimden alalım? Yorumcu sendin ama sen şimdi başkasına yorumuna muhtaçsın. Şazman Hanım'dan alayım. Şazman. İlk defa. Şendoğan Bey'den alayım. Oktay Bey'den alayım. Oh evet. Buyurun, kim başlamak ister? Üç önemli isim, üç önemli ve dikkate değer yorum gelecek şimdi. Mikrofon gelirse tabii. Hah, Şendoğan abicim sen başla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sultan Hanım, ya sultanların sultanı. Ya gerçekten gülmekten ne gelen talibinize doğru cevap verebildiniz. Aslında soru cevap kısmında yer değiştirdiniz yani. Siz talip oldunuz. Beyefendi aday olduğu gibi bir konuya geldik ama ben gerçekten bu işi çözemedim ama karşınızdaki beyefendi gerçekten bakımlı bir beyefendi. Bence bir çaya getirmenizi tavsiye ederim ben. Teşekkür ederim. Evet. Beyefendi, çok düzgün bir beyefendi. Bence ondan bir yemeğe çık. Hemen hayır deme. Hemen hayır deme diyor. Oktay abi. Ben de beyefendiyi çok düzgün beyefendi görüyorum Sultan Hanım. Hiç düşünme, hemen yemeğe götür. Oo. Bir de şeyden Mine Hanım'dan alabilir miyim? Mine abla. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bakmayın bizim sultanımız gerçekten çok neşeli. Çok esmerli, devamlı evet. Güler. Gerçi biraz siz yadırgamış gibi geldi size ama. Yok hayır. Siz öyle yadırgamayın, çok neşeli. Çok hoş bir arkadaşımızdır. Onun için Sultancığım, beyefendi gerçekten çok düzgün. Size de yakışıyor. Ben çaya götürmenizi ve tanımanızı tavsiye ediyorum. Güzel.
Bak bütün arkadaşların Sultan Hanım'la bir çay yemek... efendim? Sultan Hanım çaya gitsin. Ben öyle istiyorum. Yemek diyor dünya demiş. Evet, hayır demesin, çaya çıksın lütfen. Lütfen. Evet. Rica ediyorlar. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Bana bugün biri çok yemin verdirdi. Dişimi çektirmeye gittim Zuhal Hanım. Bir taksinin şoförü. Evet. Taksi yemine bağlı. Ben dedi dört dişimi paydos ediyorum dedi. Zuhal Hanım'ı izliyorum dedi. Lütfen benden çok selam söyleyin ona aleyküm dedi. Aleyküm selam, sağ ben de benden selamını de selam getirdim size. Tamam, bütün taksi şoförlere, direksiyon başındaki herkese kolay gelsin. Sevgiler, saygılar. Sağ ol. Evet, açalım mı Sultan abla? Herkes vallahi sen bir şans ver diyor. Zaten. Tabii, peki açıyoruz o zaman paravanı, buyurun. Her ayrıntım sayıklıyor. Yok olmak diyor biri, ya ben yokum yok zaten. Ay yaş ruhum sayıklıyor, her zerrem sende çarpıyor. Aşk yok olmaksa şimdiden, yar ben yokum yok zaten. Her ayrıntım sayıklıyor, sükunetim derinliğinde. Aşk yok olmak diyor biri, ya ben yokum ben de tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun efendim. Çaya gidelim. Çay. Bir çay gelsin, bir çay gelsin. Her can söyle, çay gelsin. Evet, çay. Aa, gel, gel Ercan. Yine bir ayıcık, tontiş, bir gül demeti. Aa. Güzeller içinde. Oh. İsim. Ha. Ay çok güzel. Oh, mis gibi tazecik kırmızı güller. Kırmızı güller aşktı, değil mi? Evet. Ayıcık ne güzel. Efendim locamızın acaba hangi şanslı hanımefendisine gelmiş? Şu taraflara bakıyorum. Son gülü görüyorum. Ayten abla var. Yasemin, Sevgi. Son gün. Naz hoş geldin. Emine Hanımcığım. Gül. Ne oldu be? Ne? Sus. Dilar hoş geldin. Merhaba Nursel. Ay çok seviyorum bu anı. Hiç bırakasım gelmiyor bu gülleri. Ama bir sahibi var. Güzellerin içinde bir seni seçtim, kalbimi sana ben sana verdim. Güzellerin içinde bir seni seçtim, kalbimi sana ben sana verdim. Bir seni seçtim, kalbimi sana ben sana verdim. Cansu'ya gelmiş. Kart var içinde Cansu'cum. O güzel gözlerin devamlı gülsün. Seni tanımayı çok isterim. Bolu'da Serkan. Davet ediyorum kendisine. Evet. Buyurun gelsin. Peki. Bolu'dan Serkan Bey'i bekliyoruz Cansu için stüdyomuza. Tanışmak üzere. Bir başka karşılaştırmayla devam ediyor. Öyle mi? Peki. Oldu. Bir karşılaştırmamız vardı ama locamızdan bir beyefendi söz istiyormuş. Aşık Mustafa amcanın bir DJ'i varmış. Söyle canım benim Mustafa amcam. Bir mikrofon verin Mustafa amcama. Heh. Karaman'dır ilimiz. Çok güzeldir dilimiz. Şehirlerin içinde vardır Karaman ilimiz. Karaman'da güz olur, bahçeler güzel olur. Zuhal Topal'ın ekibi eskiden güzel olur. Sağ ol, eksik olma. Karaman'da bu kadar arkadaşlar diyorlar ki Zuhal Hanım bize bir selam göndersin. Ya bayır gönderiyorum. Dev ekranda izliyorlar. Dev, Karaman. Büyük ekran. Büyük ekran, tamam. Bayırköy'ü.
Peki. Bayırköy'ü Karaman. Bayırköy'ü Karaman'a. Senden selam istiyorum. Peki. Selamlar, sevgiler efendim. Bizden size kucak dolusu. Bu mu? Selam mı söyleyecektin? Evet. Buyurun. Bitmedi mi? Başka nereye göndereyim selam? Karaman'a. Konya. Konya. Gez Konya'yı. Gör dünyayı. Konya'daki akrabalarıma tüm selam. İzmir. Pınar başındaki akrabalarıma. Edirne'den Kars'a bütün tüm illerimize selam. Sevgiler, selamlar. Ermenek. Hepsine sevgiler, Başkent, selamlar. Wow. Alata. Wow. Mut. Silifke. Ayrancı. Kazım Karabaki. Hepsine selam olsun. Hepsine buradan selamlar. Programımızın bu ilk yarım saatinde selamla geçen bölümümüzü geride bıraktıktan sonra bir karşılaştırmayla müsaade edersen devam edeceğim. Tamam mı? Var daha. Aha, eyvah. Dur bakalım. Zuhal Topal'la selam programında herkese selamlar. Şurada bir güzele mehil eyledim. Ha. Oturup yanında kalasım geldi. Başına takınmış gülle narkizi. Ucunda tutup da alasım geldi. Ya bak ya, çok çok güzel dedin. Çok güzel söyledin Mustafa amca. Kimdir o locadan bir güzel kalbini çalan? Vallahi şaşırdım. Ha? Deyiver. Deyiver gari. Ay kıyamam. Kim? Emine. Ha, Emine. Emine çabuk çabuk mikrofon mikrofon. Aa, Aşık Mustafa amca gönlünü kaptırmış. Teşekkür ederim ama yani ben buradan düşünmüyorum kimseyi. Ha. Hayır mı cevabın? Hayır. Ha. Sağ olsun. Aa, Mustafa amca. Evet. Hayır diyor. Teşekkür hayır, ederim. Mustafa saygım amca, vardır. Allah razı olsun. Yani locadan diyorsun değil mi? Evet. İstemiyorum birini. Locadan dışarıdan taliplerini bekliyorsun. Dışarıdan taliplerini bekliyorum. Dışarıdan taliplerini bekliyormuş. Ben dindar bir insan istiyorum. Evet. Hafız olur, abdestinde, namazında. Umre'ye gideriz. Olur. Birlikte. Mustafa amca öyle ama yani istemiyor. Çok... Bir şey diyeceğim. Çünkü ben de hafız bir insan istiyorum. İzninizle. Hem analık, hem babalık, hem evlatlık. Burada bize yapıyorsun. Allah senden razı olsun. Amin. Böyle dürüst anneleri başımızdan eksik etmesin. Bunu bir çoğu olarak değil, gözlerimle inanarak söylüyorum. Eksik olma ya. Çok sağ ol Mustafa amcacığım. Valla mahcup ediyorsun bizi. Estağfurullah. Tabii Allah razı olsun. Sağ ol. Allah sizden de razı olsun. Peki. Ben de bir değiş söyleyeceğim Mustafa amca. Aha, eyvah. O aşıklık var da bende aşıklık yok mu Allah'a şükür? Sende aşk yoktu en son konuştuğumuzda. Yok, aşıklık da bende var Allah aşkına. Ha, aşıklık var. Aman aman olmuyor. Eş eşini bulmuyor. Sana diyor Mustafa emmi, Emine senin dengin olmuyor. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki sana ne oluyor? Heh Ziya. Zuhal abla merhaba. Heh. Zuhal abla. Efendim. Zaten olmaz. Niye? Yaş farkı çok var. Hı. Kafa yapısıları da uyuşmaz. Anladım. Yani olumsuz yani. Evet. Peki. Bahtiyar'cığım teşekkür ediyorum yumurtalar için. Köy yumurtası göndermişsin. Sen gönderdin değil mi? Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Eksik olma. Sen de mi locadan ilanı aşk? Emine Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Söyle. İnce'den çok. Deminki cümlesi yanlış anlaşılabilir. Ben dindar bir insan istiyorum falan. Niye? Yanlış anlaşılacak bir tarafı yok. Gayet açık. Locadaki arkadaşlar da tabii herkesin... Hayır hayır Bahtiyar. Kendine göre bir inanç. Hayır hayır evet, Bahtiyar. Evet. Onu demek yani istemedi. Çok yanlış bir kelime gibi. Hayır hayır hayır. Yanlış anlamış. Öyle bir şey söylemedi. Locadaki adaylardan değil dışarıdan gelecek taliplerimi bekliyorum dedi. Buradan düşünmüyorum dedi. Dışarıdan özellikle gelsin. Özellikle üstüne vurgularak söyledi. Yok yok hayır. Yanlış bir şey söylemedi. O kendi düşüncesinde, kendi inancında birini istiyor sadece. Bunda da bir mahsur yok zaten. Peki. Kimin karşılaştırması var biliyor musunuz? Nerede benim güzelim? Nerede? Aa Songül, gel arkalara kaçmışsın, göremiyorum seni, gel. Ben o yarı canımı, ömrümü, hayatımı, seve seve her şeyimi. Ben o yarı kalbimi, yatağımı, döşeğimi, senin haberi olsun.
Songül. Bak, Songül aramıza geri döndü. Peşi sırada talipleri gelmeye başladı. Bunlardan ilki Kurtuluş Bey. Alkışlarınızla davet ediyorum. Yürü yavrum yürü, fistandan ısırı. Şimdi de geçti burada, yalan biri. Aa, çok güzel. Yeğenimden. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz, taşımışsınız buralara kadar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Lütfen buyurun Kurtuluş Bey'ciğim. Teşekkür ederim efendim. Konya'dan geliyorsunuz. Evet, Konya'dan geliyorum. Selamlar, sevgiler olsun güzel Konya'mıza. Evet, Songül'cüm senin için bak ne kadar uzaklardan gelmiş. Bir hoş geldin de istersen. İsmi neydi unuttum. Kurtuluş Bey. Kurtuluş. İlk defa böyle bir isim duyuyorum. Efendim? Böyle bir isim ilk defa duyuyorum. Kurtuluş diye. Hoş geldiniz Kurtuluş Bey. Sen San Francisco'da mı yaşıyorsun? Hayır, böyle bir isim ilk defa duyuyorum. Tamam. Hayır, gerçekten yani. Sana denk gelmemiş belki de. Olabilir. Hadi bakalım. Hoş geldiniz Kurtuluş Bey. Hoş bulduk Songül Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden? Konya'dan geliyorsunuz. Evet, Konya'dan geliyorum. Konya'da da zaten benim annem de Konyalı. Dayımlar oturur Konya'da. Aa ne güzel. Evet. Tesadüf olmuş bak. Güzel. Evet, güzel bir şey oldu. Çok güzel. Peki, daha önce evlilik yaptınız mı? Anlamadım. Daha önce evlilik yaptınız mı? Evet. Beni kaç zamandır takip ediyorsunuz? Aşağı yukarı bir aydır falan takip ediyorum sizi ben. Peki, müzikle uğraştığımı biliyor musunuz? Biliyorum. Düetlerinizi biliyorum. Biliyorsunuz yani, evet, artık Türkiye'de beni tanımayan yok yani. Müzik evet. Benim her şeyim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendimden bahsedeyim. Emekliyim. Özel bir hastaneden emekli oldum. Son bir ay oldu. Ayrılan hastanede. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Kendime ait Konya'da evim var. Yaşım 48. Kendi başınıza yaşıyorsunuz galiba. Evet, evet. Kendi başıma kalıyorum. Sadece bir evde bir televizyon, bir ben. Peki ailenizin haberi var mı bana talip olduğunuzdan? Var, var. Ne diyor bana bu konuda yani aileniz yani? Bana çoğu şey oluyorum. Karar olarak gönderdiler beni. Görüş olarak görüşlerini aldım. Karar olarak gönderdiler. Yani şu anda zaten ben kararı kendim verecek kadar da... Yok, bazı aileler şimdi gelip yani kendileri talip olanları kabul ediyorlar. Evet. Ama evet. Müzik uğraştığımı bazı çoğu kişi aileleri kabul etmiyor bunu yani. Vallahi kabul etmeyen etmeyebilir. Ben düet bile yapabilirim sizinle. Düet mi? Düet mi yapabilirim dediniz? Anlamadım. Kurtuluş Bey düet mi yaparım dediniz? Evet, ben size düet bile yapabilirim dedim. Kabul etmeyen etmeyebilir. Ben buraya kararlı olup çıktım geldim. Tamam, o zaman paralarını açınca bir düet yaptıralım size. Yani. Yani. Evet. Dinleyelim, düet yaptıysa bir dinleyelim. Songül. Bak, iyi bir partner olabilirsiniz. Her şey kısmet nasip demiş Allah tabii ben ki. Ben bu kadar tabii, müzik tabii konusunda yani, evet. Destekleyici ve olumlu konuşan ilk defa bir adayına rastlıyorum değil mi? Biliyorsun, güzel bir şey bu. Bu konuda biliyorsun ben de bir tek sana gibilirim. Ben de anne olarak sana gelirim Zal abla. Canım benim eksik olma tabii ki. Tabii annemin ki, selam zaman. Var bu arada size çok selam var. Benden de sevgiler hürmetler anneciğine Yasemin ablacığıma. Peki bir kişiden yorum alabilir miyim? Bir kişiden. Kim o şanslı kişi? O da arkadaşım Emine. Hah. Emine'ye verin mikrofonu. Çok severim Emine'yi. Ne güzel. Merhaba, hoş geldiniz. Beyefendi ismi neydi? Kurtuluş Bey. Kurtuluş Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yani Songül bizim arkadaşımız çok iyi bir insan. Evet. Ama ben olumsuz görüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, gerçekten Kurtuluş Bey, Songül bizim için çok kıymetli. Yüreği çok evet. Temiz. Nadide kendini koruyabilmiş. Olduğu gibi bir insan. Biz çok seviyoruz Songül'ü. Evet. Mutlu olmasını çok istiyoruz. Açalım mı Songül'cüğüm? Peki açılsın paravanımız. El ele olsa, hiç ayrılmazsan, aşkın en derin uykusundan hiç uyanmazsan, sevgiye tutsan, öylece kalsan, dünyada en çok seven ikimiz olsan. Thank you.
geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Kurtuluş Bey. Vallahi söz verdiniz, düet yaparım dedi. Siz kendiniz söylediniz. Hadi hemen kısa bir düet alalım sizden. Eşlik ederse? Tabii ki işte evet. Düet. Hangi tür müzik mesela? Onu siz seçin. Sen seç bir şarkı Songül. Yani. Ben tabii ki çoğunlukla pop müzikle uğraşıyorum. Pop müzikle uğraşıyorum. Bu konuda anlıyor musunuz? Peki, neredesin aşkım yani? Çalalım diyorlar. Biliyor musunuz siz neredesin evet. Aşkım? Evet. Tamam hadi çal çalıverin. Hadi neredesin aşkım? Zuhal ablalarım. Neredesin aşkım değildi. Hatta söz verdim Cuma günü okuyacağım o şarkıyı. Bence evlenmeliyiz. O şarkısı çok güzel. Ama Kurtuluş Bey biliyor mu? O şarkıyı evet, biliyor musun? O şekilde ayak uydurabilir miyim? Ben baştan size okuyayım o eşlik etsin Zuhal abla. Evet. Beraber düet olsun. Neredesin aşkımı okuyun ya. Yani. Onu biliyormuş. Sonra onu da okursun Bilare. Tamam hadi. Hadi buyurun neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Aşkım. Hadi. Hadi buyurun. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Şarkının başı nasıldı? Çok özür dilerim. Özür ben dilerim. Ben nakaratı söyle. Boş ver başını sonra. Efendim? Neredesin aşkım? De o da buradayım aşkım diyordu tam. Evet. Güzel oluyordu yani. Bozma bozma. Doğalına spontane. Benim şimdi spontane. Hevesim var. Beni kırmayın. Ben de işte bence evlenmeliyiz dedi. Hadi evet. Bence evlenmeliyiz hem de bu sene. Nay 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 aşksız dönen bir dünya durmuş kalmış aslında seni gördüm şu anda ne olur dur uzaklaşma istesen de doymazsın bir sınır da koymazsın. Ağzını açamadı ayol. Öğrensin ben de madem pop müziği. Ama olmaz bak neredesin aşkımı yapın. Düet istedi beyefendi olmaz. Şimdi sen neredesin aşkım diyeceğim o buradayım aşkım diyeceğim. Songül Hanım usta ya şimdi. O biraz o hızlı gidiyor. O aldı sazı evet. Gidiyor. Hadi neredesin aşkım bir düet olsun. Neredesin aşkım? Hadi söyleyin. Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun. Aşka geliyorum hop. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun. Aşka geliyorum of. O güzel gözlerini doktora götürüyorsun. Yakınını göremiyorsun. Niye beni kesemiyorsun? Ay anam zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun? Dolabımı saklıyorsun. Hadi söyleyin. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun. Aşka geliyorum. Duramıyorum. Sanatçı hastalığı. Kimse önüne geçmesin tabii. Hep kendi söylüyor, hep kendi söylüyor. Ne güzel evet. İşlik ettiniz ama güzel oldu. Biraz ama sağ. Şarkıyı bilemedi kendisi olsun. De. Ağzına evet, sağlık evet, Kurtuluş evet. Bey. Kendisi istedi, teşekkür ederim. Ben de kendi adıma teşekkür ettim sizlere. Siz hangi türü okuyorsunuz şarkı? Türk sanat müziği ya da Türk halk müziği galiba. Evet, ben genelde arabesk olayı. Arabesk türkü. Evet, onu seviyorum yani onları. Tabii herkesin sevdiği aynı tabii evet. Ki. Songül'cüğüm kararını alayım Kurtuluş Bey ile evet. İlgili. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Kusura bakmayın. Kararım olumsuz Zuhal ablacığım. Evet, evet. Peki Songül seni locaya alıyorum. Kurtuluş Bey'i yanıma alıyorum. İsterseniz bizimle yolunuza devam edebilirsiniz. Tabii devam etmek peki, istiyorum. Peki hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk, teşekkür Zuhal ediyoruz. Çok biz de sağ olun. Teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Tamam çok mersi. Sağ olun. Konya direkt. Kala kaldım kışın ortasında yine. Yine aldandım sonunu bile. Cennetten kovuldum isyan ederim, hiç utanmıyorum. Songül'ü yanıma aldım çünkü Songül'ün bugün önemli bir konu olacak. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Niye titriyorsun? Heyecanlısın. Yani. Peki. Şimdi seni böyle alacağım. Biliyorsunuz... Songül'ün ailesiyle bir süredir arası kötüydü. Birçok kez de buradan gözyaşları içerisinde duygularını haykırdı, bizimle paylaştı. Songül'ün annesi gelmiş bugün. Ve birazdan stüdyoda ana kız buluşacaklar. Aralarındaki sorunu masaya yatıracaklar. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. En az senin kadar heyecanlıyım.
Uzun süredir gıyabında konuşuyorduk. İlk kez karşı karşıya geleceğiz son günler annesiyle ama hepsi kısa bir reklam arasından sonra efendim. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet Songül, annen gelecek şimdi. Nasıl hissediyorsun? Bir süredir görüşmüyorsunuz sanırım. Evet. Peki. Hazırsan çağıracağım anneni. Evet, Gülistan Hanım geliyor efendim alkışlarınızla. Anne, anne, çok yalnızım sana gel diyemem. Yalanlardan yoruldum az sonumu bilemem. Anne. Gel otur. Gel. Gel bir soluklan. Hoş geldin. Telefonla konuşuyorsunuz bir süredir ama yüz yüze... Kusura bakmayın, özür dilerim. Olur mu öyle şey? Aşk olsun, olur mu öyle şey? Çok, çok haklısınız. Çok haklısınız. Evlat, evlat evet. Çok başka bir şey. Biliyorum, bilmez mi? Ben kimleri karşıma aldım da geldim buraya? Anne işte, anne yüreği. Biz de çok üzüldük Songül'ün. Bilmiyorduk böyle bir şey olduğunu. Öğrendiğimizde biz bile bu kadar sarsılırken kim bilir siz ne zor günler yaşadınız. Ama kimsesiz zanmasınlar. Arkasında bir ailesi var. Tabii onun için buradasın. Kardeşleri var, annesi, babası var. Yani. Babası ne kadar da kızsa yine arkasında. Yani hiçbir zaman evlat atılmaz. Tabii. Ne olursa olsun arkasındayım, destekçisiyim. Onun için de buradasın, iyi ki geldin. O benim evladım. Ya. Atamam. Oh. Çok da cici bir kız, öyle güzel bir evlat yetiştirmişsin ki. Biz bununla, çok seviyoruz evde onu. Evde biz bununla beraber... Atışırız, atsak da bu bensiz, bu ben bunsuz olamam. Et tırnaktan ayrılır mı? Haklısın, haklısın. Çok zor tabii yani. Evlenmek üzereyken evleneceği insanın başka birisinden çocuğu olduğunu öğreniyor. Üstelik yüzüğünde de değil mi Songül? Evleneceğin kişinin başka kızları... Kendisini kızlarım... heyecandan ya anlatamadı. Biliyor. Dört saatlik bir evlilik dedi. 4 saatlik bir evlilik falan değil. Anlatamadı. Kendini sen doğru anlat. İfade edemedi. Sen anlat Gülistan ablacığım. Bunlar bir işte nişanlandı. Bayağı bir nişanlılık geçirdiler. Evet. Arada bir kopukluk oldu. Yani ayrılma derecesine ayrıldılar yani. Sonra benim haberim yokken bunlar barışmışlar. Konuşmaya başlamışlar tekrar. Ha, senin haberin yoktu. Benim yok. Ayrıldıktan sonra tekrar barışmışlar. Kendi aralarında anlaşmışlar. Ha. Benim haberim yok. Benim öbür kızım dedi ki verebilir miyim? Yani isim ya, kullanabilir miyim? Kullanma. Özür hoş. Dilerim, pardon. Hayır, rica ederim. Anne dedi, barışmış dedi, böyle böyle dedi. Bundan için. Öbür kızım. Ben bu elen, ben kızımla işte bak yüzüğü işte buradayım. Hiçbir zaman anne de oldum, arkadaş da oldum.
her şeyimi paylaşırım, saklamam. Dedim böyle böyle, seviyor mu kızım? Hiçbir zaman onaylamadım zaten. Onaylamadım sen ama... Sen başından beridir istemiyordun. Başından aslında beri istemedim. Olmaz dedim, çırpındım. Bak işte anneler çırpındım hissediyor, bak. Anneler biliyor işte. Bir birazcık bir hatası var, beni bir dinlesin. Ya ya. Beni dinlesin. Onaylamadım, olmaz dedim. Güzelliğine yandı. Güzellik para değil, şurası güzel olacak. Şurası. Her şey güzellik değildir. Neyse, bari şey yapmışlar, bunu konuştum, şey yaptım. Ama evladım mutluluğu için peşinden koştum. Gittim, bir gayri orada bizi çığırdılar, vardık. Nikahımız orada kıyıldı. Ben aslında kandırıp, beni gerisin geri... Ondan sonra ben uyanıklık yaptım, öyle bir şey. Ben dedim, ben yeminliyim, ben kızımı dedim... Gelinliğiyle, duayıyla dedim, çıkarmak istiyorum. Neyse, kırmadılar, sağ olsunlar, Allah razı olsunlar tabii ki. Ondan sonra geldik gayri, orada nikah kıyıldı, davetiyeler dağıldı, böyle yazıyorlar, şey yapıyorlar. Oğlan bir yandan başkalarıyla meşaslaşıyor, ben buna şahidim yani, canlı canlı şahidim. Son günün eşi? Evet, evet. Taktığımız parnandaki yüzüğü bozdurmuş, harcamış. Tekrar bir gümüş gibi bir yüzük. Neyse. Ondan sonra bu dedi, anne bana sarıldı nikah kıyıldıktan sonra. Ben sonra bir şey olursam üzülme sakın. Benim içime doğdu zaten bir şeyler olduğunu ama. Anneler bana, hep hisseder, hep hisseder. Bana açıklamadı. Bana açıklasaydı, anne diyor sana bir şey yaparlar diye korktum, orada bir şey diyemedim diyor. Bana ne yapacaklar dedim, kanunu var, jandarması var, polisi var dedim, beni kim ne yapacak bana dedim. Keşke söyleseydin de nikah oturmasaydın kızım. Yani Songül evlenmeden evvel de başkalarıyla mesajlaşıyormuş. Evet, evet. Annesi de kızdı bak. Bugün dünya yarın Allah üstünde şahit. Annesi de kızdı. Niye böyle bir şey yapıyorsun diye. Çorum'la Konya'nın arasında bir evli kaldı. İşte 4 saatlik evliliği bu. Evet, tabii bunlar belirtmekte fayda var sevgili seyirciler. Bunlar iddia. Gülistan Hanım ve Songül'ün iddiaları bunu belirtmekte fayda. Kınamız Konya'da yanacaktı, yakacaklardı. Kınamızı yakacaklar, Çorum'da düğün yapacaklardı. Evet. Hepsi bu. Evliliği de bu, şeyi de bu. 4 saatlik diye bir şey. 4 saatlik bir mesafe aslında. İşte Konya ile Çorum'un arasında olan bir olay. Songül tabii şimdi hala atlatmaya çalışıyor. O travmanın izlerini hala taşıyor. Önüne de dönüp dolaşıp geliyor bu konu ve çok üzgün. Sizin 4 kızınız daha varmış Gülistan ablacığım. Bir de oğlun varmış bildiğim kadarıyla. Onlar da destekler mi? Yanındalar mı Songül'ün? Her zaman biz bunun arkasındayız. Her zaman hepsi. Keşke söyleseydi dediler. Ya ya biz de dedik keşke söyleseydi. Eşim de onun için şey yaptı. Keşke söyleseydi dedi. Niye göndermeyeyim? Baba da evet oradan biraz kırgın bildiğim evet, kadarıyla. Evet, evet. Çok üzülüyor Songül. Evet. Bak. Sen kalktın geldin çok mutlu oldu ben eminim. Babayla arayı nasıl düzelteceğiz? Ne yapabiliriz? Siz ne yapabilirsiniz? Nasıl yapsak? Var mı elimizden gelen bir şey? Eşim o kadar da katlar birisi değil. Elini öpecek. Heh. Affedecek. Yapacak bir şey yok. Evlat sonuçta atamam. Atamam. Olur mu öyle şey? Ne olursa olsun atamam. Songül. Bak annen ne diyor? Bazı burada yanlış ifadeler söylediler. İşte tamam. Şöyle böyle. Ama kimse alını yazısını bilemez. Yaşayacağı varmış. Kaderde varmış. Hep izliyoruz. Var. Bu gelmeden önce de izlerdim. Saat 4 dedim mi hemen televizyon başına oturuyordum. Var. Eksik ol. Çok seviyorum. Sağ ol, sağ ol. Eksik ol. Songül otur öyle. Bak annen ne diyor? O kadar da diyor babası sert bir insan değil diyor. Elini gideceğim. Öpecek diyor. Gideceğim. Yani babamın elini de öpeceğim. Yani gideceğim. Ben sadece birazcık sakinleşsin, birazcık annemle hani annem yumuşatsın diye bekledim. Bence artık hani zamanı geldi diye düşünüyorum. Artık onun da Konya'ya gidip inşallah bu hafta sonu gidip elini çok öpeceğim seviyorum. Yani. Hepiniz Allah hayırlı. Kalmayın.
şeyler versin, bahtınız açık olsun. Her baba, gün şu an, baba şu an izliyor mu? Eşiniz baba, şu an izliyor mu programı? Bilmiyorum, izleyip izlemediğini bilmiyorum şu an. Eğer keza izliyorsa, Songül sen de annen çünkü dedi ki babası habersiz çıktığı için çok kırıldı ve kızdı dedi. Neden haber verememenin, haber vermek istememenin ya da bunda ilgili çekinceni söylersen sebebini de belki baban seni daha rahat, daha iyi anlayabilir. Ve babana buradan bir şeyler söylemelisin, bir çağrıda bulunmalısın. Baba sana söyleyemedim, evet, sana haber veremedim. Evet. Çünkü... Araya zaman ve mesafe de girdi. Olay iyice şey olmadan, aranız açılmadan, iyice soğumadan. Hmm. Hem buradan bir şeyler söyle önce Songül. Sonra da git babanın eline. Zuhal Hanımcığım, yani hiçbir sıkıntımız yok. Gayet iyi, mutlu bir aileyiz. Biliyorum. Ne zengin ne fakir, Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. Çok şükür. İşimiz tek önemli var. Olan şey şimdi babasıyla ha, işte o kırgınlığı aradan kaldırmak. O anda aklına gayri biri mi girdi bilmiyorum. Kafa aklına öyle mi geldi gayri o anda işte şey yapmış. Yani biz olur öyle, gençtir o da. Bizim, tabii. Hadi bir şeyler söyle babana Songül. İlk önce babacığım özür dilerim senden. Senden izin almadan geldim. Senden habersiz geldim. O konuda kırılman haklı. Ama inşallah tekrar kabul edersen gelip ben senin elini öpmek istiyorum. Elini ayağını öpmek istiyorum babacığım. Bu kadar. Peki. Ben anneciğim de üzmek istemiyorum daha fazla. Yoldan da gelmiş zaten, yol yorgunu. Hiç uyumadım. Biliyorum canım benim, kıyamam onu. Sana. Gel arkadaşlar ama biraz istirahat ettirsinler. Sizleri tanıdım, çok memnun ben kaldım. Ben de çok mutlu oldum. O güzel gözleri hiç ağlamasın artık. Bir gün ona şey yapıyordum, Şazman ablam neydi o? Şazman abla. Yani nerede o, nerede? Burada. Burada. Elini bir öpeceğim senin. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ben seni şöyle çıkarayım. Gelsin Şadun ablayla ben seni arkada buluşturayım, olur mu? Evet. Hadi gel bakalım Gülistan abla. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Allah'ım çok mutlu olduk seni tanıdığımıza. Sağ olasın. Annem anne. Çünkü Allah ne annemizi ne babamızı başımızdan eksik etmesin. Onların bir sesi, bir nefesi yeter. Onları kırmamak, kırdığımızda da gönüllerini almak zorundayız. Onun için de üzmeyelim annemizi, babamızı. Onlar ek kıymetlerimiz. Onların yerini kimse dolduramaz. Gelmez yerine kimse. Evet. Gel Ercan. Evet, yine çiçekler. Ah, ne güzel bir vazo. Çok güzelmiş. Güzeller içinde. Güzeller içinde. Güzeller içinde. Şöyle çıkayım bu sefer. Güzeller içinde. Birisini seçtim. Kalbimi sana. Ben sana rağayım. Güzeller içinde. Birisini seçtim. Kalbimi sana. Ben sana mı vereyim? Sana Ayten abla. Maşallah Ayten abla, vallahi çiçekler yağıyor sana yani adeta. Kimden gelmiş bakalım? Aa, çok iddialı bir söz. Ne diyorsun? Siz benden başkasıyla olamazsınız, sevgilerimle Necati Bey. Oo. Necati Bey, evet. İddialı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bekliyorum. Bekliyoruz Necati Bey Ayten abla için. Ve yeni bir karşılaştırmamız var. O da Dilara. Sana gelmiş. Alayım senin canım böyle alkışlarınızla. Dilara, nazel düştü bağlara. Dilara, beyaz çöktü bağlara. Dilara, neredesin benim güzel sevdiğim? Var mı gerçekten böyle bir şarkı? Yoksa uydurma işin?
Sallamation. Zorlanım var, ben çok çektim bu şarkıdan. Öyle mi? Ben ilk defa duydum. Evet. Güzel, niye çektin, ne güzel ya, adına şarkı. Dile dile, dile dile yaylalardan çok çektim. Çok güzel ayol, ne kadar güzel şarkılar, türküler. Peki, Zeynal, Zeynal değil mi? Doğru telaffuz ediyorum. Zeynal Bey geliyor efendim alkışlarınızla. Otur Zeynal'cığım, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Biz deyiz. Çok güzel bir şey getirmişsin. Bak çok değişik, söylemeyin, tüyo vermeyin. Peki. Peki, Dilara'yı gördün. Evet. Ne oldu gördüğün an? Dün gördüm zaten. Evet. Birden böyle kalp yavaş atar ya. Flaş çaktı. Hızlanmaya başladı. Hızlanmaya başladı. Şimdi ne yapacaksın? Birazdan karşı karşıya biraz gelecek. Biraz heyecan var. Git, tamam peki, güzel, heyecan güzel şeydir. Peki Dilara bak. Merhaba, hoş geldiniz Zeynal Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Ben aslen Adıyamanlıyım. Evet. Bir senedir burada çalışıyorum otelde. İstanbul'da? Evet. Anladım. Peki İstanbul'da yaşıyorsunuz sürekli olarak? Evet. Kaç yaşındasınız? 22. 22. Daha önce hiç evlilik yaptınız mı? Hayır. Anladım. Burcunuz ne? Yay. Yay. Senin anladım. Ne? Benim balık. Balık. Genelde yay balık iyi anlaşıyor. Öyle mi? Naz iyi bilir. Naz hakim burç konularına. Sence? Naz'a bir mikrofon verelim. Naz'cığım hoş geldin. Hem kriterlerini söyle hem yay balık alınışır mı onu söyle. Önce kriterlerimi söyleyeyim. Lütfen. Ama ne konu neydi ben duymadım, pardon, çok özür yay dilerim. Ve balık burcu arkadaşlarımız anlaşırlar mı? Yay balık yay uyar mı? Evet anlaşıyorlar. Uyumlu mu? Anlaşıyorlarmış. Kriterlerimi söyleyeyim. Söyle canım. 28-35 yaş arası. Evli olup ayrılmış olabilir, bekar olabilir. Durumu da iyi olsun. İşi gücü temiz, bakımlı olsun. Bu kadar. Peki, adaylarını bekliyor. Evet. Zeynal Bey ne iş yapıyorsunuz? Otelde çalışıyorum. Resepsiyona bakıyorum. Ha, pardon söylemiştiniz. Evet. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Aynen. Anladım. Peki o zaman. Ya ben birkaç kişiden yorum alabilir miyim? Alalım Dilara'cığım. Şadıman Hanım'dan. Şadıman abla bak. Kızımız senden yorum istiyor. Bir de Şendoğan Bey'den istiyorum. Canım benim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş bir delikanlı. Gayet iyi yani. Bence bir çaya çıkabilirsin. Evet. Bir değerlendir diyor Şadıman abla. Anladım. Şendoğan sağ abi. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten gençlerimiz evlenme konusunda bana göre biraz acele ediyorlar. Benim fikrim buraya gelen gençlerin bu konuda biraz daha düşünmeleri lazım. Sonuçta evlilik gerçekten zor bir müessesedir. Ben yaş itibariyle Dilara Hanım'ın bu konuya sıcak bakacağına inanmıyorum. Teşekkür ederim. Evet, Dilara 20 yaşında, arkadaşımız 22 yaşında. Aynen. Belli de olmaz bu işler, kader, kısmet. Başka kimden istersin Dilara'cığım yorum? Songül nerede? Burada değil değil mi? Songül dışarı çıktı annesiyle beraber. Var Sevgi'den başka? Alabilir miyim? Hah. Sevgi. Açalım Sevgi'nin emniyorum. 5 numaralı mikrofon lütfen. Attention. Bence çaya çıkmalısın çünkü ilk talibin senin için gelmiş. Anladım. Peki o zaman teşekkür ediyorum yorum yapan herkese. Paravanı açabilir miyiz? Açalım tamam. Açılsın paravanımız. Sen o bildiğin bütün aşk bahçelerinin en nadide çiçeğisin. Taip bakışla vurdun mührü kalbime. Sen ezelden vazgeçilmezimsin. Sen o bildiğin bütün aşk bahçelerinin en nadide çiçeğisin. Sahip bakışla vurdun mührü kalbime. Sen ezelden vazgeçilmezimsin. Ya ne farklı değil mi? Hediyenin güzelliğine bak. Evet, ben bunu direkt götürüyorum.
Direkt değil mi? Evet. O mandalina mı, limon mu? Limon. 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 Çok güzel. Süper. Vallahi çok, çok farklı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buraya kadar zahmet etmişsiniz ancak ben sizi asla yormak istemem. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Neden olmadı Dilara? Yaş mı? Yok, hayır, yaş değil ama. Yani elektrik meselesi. Gibi, evet. Gibi. Peki. Limonu kaptın. Evet. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki, alayım seni yerine Dilara'cığım. Onu veririz arkadaşlara. Gel Zeynal'cığım. Vallahi biz de şaşırdık. Biraz ağır. Vallahi çok temiz bir delikanlıya benziyorsun. Ben isterim ki senin için başka tarifler arayalım. Olur mu? Bilmiyorum. Tamam, bir düşün, sen kararı tamam. Bize bildirsin. Tamam, oğlum, kapım her zaman sana açık. Alkışlar doğruluyoruz. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Hoşçakal. Limonlar olana kadar kalsaydım bay. Onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. Müthiş. Şahane. Şapkam olsa çıkarırdım buraya yani. O derece yani. Peki, her duruma uygun şarkı anında üretilir, yazılır efendim programımızda. Orkestramız tarafından. Şimdi dün bir arkadaşımız Sevgi'ye talip olarak geldi. Sait, biliyorsunuz. Hayat hikayesiyle de bizleri çok sarstı, düşündürdü. Sevgi'yi de birazcık kızdırdı aslında. Fakat şimdi arkadaşımız diyor ki benim anlatacaklarım var, konuşacaklarım var. Daha tam kendimi ifade edemedim diyor. Onun için birazdan Sait'i tekrar huzurlarınıza davet edeceğim ama ondan evvel gelin bu anlattıklarımı tekrar bir hatırlayalım. Düne dönelim. Buyurun, VTR'miz hazır. Sevgi Hanım'dan çok bahsetti Hülya annem. Bilakis kendisi Kütahyalı. Hülya annem dediğiniz özanneniz mi? Babamın ikinci eşi. Kendi anneniz var mı? 13 yaşındayken ayrıldılar. Yaklaşık bir 5-6 seneden beri görüşmüyoruz. Annem ikisinden bir tanesine kalmamı istedi. Bunu kabul edemedim. Uzun zaman sokaklarda kötü şeylerle karşılaştım. 4 sene 5 seneden beri normal bir hayatın içerisindeyim. Ben sevgi arıyorum. İlk evliliğimde bunu bulamadım. 1,5-2 sene evli kaldım. Bir tane de çocuğum var. Çocuğunu görüyor musun? Bir aylıkken beni hiç görmedi. Ben de hiç görmedim kendisini. Babası olarak bilindiği bir beyefendi var. Şu an kaç yaşında? Şu anda 4 yaşında. Benimle evlendin diyelim. Benim de çocuğum olabilir ve boşandık. O zaman ondan da kaçacaksın. Korkuyorsun demek ki. Bir çocuk sahibi olmak çok kolay. Ama gerçekten onlara iyi bir hayat vermek lazım. Benim çocuğuma başkası bakamaz. İşte bizi üzen ne biliyor musun Sait? Yapılan yanlış evliliklerin faturasını maalesef çocuklar ödüyor. Onun için çok doğru evlilikler yapmak lazım. Evet. Bence şu an aynı duyguları hissetmiyoruz. Aynı duyguları hissetmiyoruz. Tabii ki. Olabilir. Masal gibi anlatıyorsun ve herkesin böyle hayranlıkla dinlemesini mi bekliyorsun? Şey yapalım, ben sana ayıcığını vereyim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi. Sen? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum biraz. Oturmak ister misin? Tabii ki. Tamam. Tekrar burada bulunmaktan ayrıca size çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Tabii ki. Seni dinliyoruz. Söyleyeceklerin varmış. Galiba dün kendini tam olarak ifade edemediğini düşünüyorsun. Öyle mi? Dün kendimi tam olarak ifade edemedim. Neden edemedim? Çünkü Sevgi Hanım belki de ilk defa böyle şeyleri duydu. Belki de benim hayatımdaki olan
yaşantıları ya da beraberliklerimi şu anda tam olarak anlayamadığı için mi birdenbire bana o tepkiyi gösterdi? Anlamış değilim. Ama şu anda ben kendi evladım açısından konuşmak istiyorum. Ben evladımı gerçekten de çok değer veren bir babayım. Ama bazı sorunlarımız olduğu için, yani psikoloji olarak hayatında sorun olmaması için görüşmemek gibi bir konu açtım ben dün. Sevgi Hanım ve de buradaki arkadaşlar da yanlış anladı. Tabii bunu televizyondaki insanlar da yanlış anlamış Peki, olabilirler. Sayın, şöyle yapalım, bir virgül koyalım söyleyeceklerine. Sevgi, acaba bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek üzere gelen Sait'i dinlemek ister misin? Olur. Tamam, gel böyle Sevgi o zaman, seni de alayım. Tuğba'ya da burada ihtiyacımız olacak. Önce bir Sait'i dinlemek istiyorum. Devam edebilirsin Sait, istersen bunları Sevgi'ye anlat. Çünkü sen de üzüldün bildiğim kadarıyla. Tabii mi? Ki çok üzüldüm. Yani hem böyle bir şekilde hayır cevabı almak. Şimdi bu şekilde tanınmak da aslında hiç güzel değil Sevgi Hanım. Benim masal anlattığımı ve de insanların masal gibi anlatım tarzımın gibi böyle bir şeyler söylemesi acayipme gitti. Ben buraya masal anlatmaya gelmedim. Zaten böyle konular insanı hem üzer hem karşındaki insana tam olarak tanımak için de aslında güzel bir şey ama ben oğlumun çok güzel yerlerde olmasını istiyorum. Özlüyorum. Yani zaten devamlı da niyetim görmek aslında ama göremiyorum. Neden göremiyorum? Dün de bahsettim bunu. Ben çocukluğumdan beri ailesiz yaşantımda hep tek başına olduğum için iki taraflı yani. İkisi de ayrı. Devamlı bir onun yanında bir onun yanında. Yani ister istemez insanın psikolojisi bozuluyor. Ben daha da psikolojim bozuldu. Zaten benim şu anda oğlum ben ayrıldığımda 3 aylıktı. Şu anda 4 yaşında ve de başkasına baba diyor. Çok düzgün bir hayatı var. Çok güzel bir hayatı var. Ben şimdi bunu ikinci evliliğime neden yansıtayım? İkinci evliliğimdeki hayatımdaki insanla bir çocuğum olacak belki. Neden böyle bir hayatın üzerine de hem çocuğumun psikolojisini bozayım ya da o insanın hayatını tekrar dağıtayım? Tabii şimdi benim çocuğumu almam da ister istemez o insanların da hayatını bozacak. Tabii ki ben çocuğumu çok seviyorum. Yani zaten herkes çocuğunu sever. Yani çocuğunu sevmeyecek insan yoktur. Ama bazı şartlar vardır. Yani anlatamazsın. Yani elinden gelmez böyle yani. Bunu tabii yaşayan bilir. Ben 70 milyon içerisinde burada kalkıp da çok özel şeyleri anlatamam. Yani eşimden bazı konulardan ayrılma sebeplerimiz, oğlumun görmeme gibi konularım. Yani bunlar aslında... Daha da detayları var diyorsun. Tabii ki. Tabii her şeyi de burada konuşamayız. Yani benim zaten ailem tanınmış bir insan. Değil mi? Ad soyad. Affedersiniz. İfşa etmene gerek yok burada. Yani kendisi tanınmış bir insan. Biz böyle bir durumun ertesi günden sonra devamlı telefonlar gelmeye başladı bana ailemden. Yani şu anda seni yanlış anlamaya başladılar. Buradaki Peki. arkadaşlar. Sait. Sevgi'ye dönmek istiyorum. Sevgi. Ben bir yani şey şimdi merak... anlatamadıklarım var dedi. Dün biraz ön yargılı yaklaştım düşünüyor ona. Sen de söyleyeceklerini Benim söyle. Benim sadece merak ettiğim ben seninle evlendim. Tamam mı? Bir çocuğumuz oldu. Farz et anlaşamadık, ayrıldık. O zaman da mı çocuğundan kaçacaksın? Sevgi'ciğim bak şimdi konumuz öyle bir yerde ki şimdi biz seninle evlenirsek ayrılırsak, sen başkasınla evlenirsen ve de o çocuğun sen bana verecek halin yok. Bunu aynı zamanda devlet de vermiyor. Ekstra sen o insanla bir beraberliğin var. O insanla eğer benim gibi 3 aylıkken bir baba gibi görüyorsa karşı taraftaki insanı da sen zaten bana o çocuğu göstermezsin. Benden kaçırmaya çalışırsın. Çünkü senin özbüz bir çocuğun bu. Hayatını düşünmek mecburundasın. Bana gönderirsen o çocuğu, beraber olduğun kişi hiçbir şekilde onunla da mutlu olamazsın. O çocuk da o insana saygı göstermez. Zühal Hanım, Zühal Hanım, ben bir şey söylemek istiyorum delikanlıya. Söyle Şazım abi. Oğlum, evlat deyince akan sular durur. Sen ne söylüyorsun orada? Bir başka babaya evlat bırakılır mı ya? Sen bana bak, bana.
Tuğba'ya dönelim. Tuğba, anlayabildin mi hikayeyi? Anladım. Şimdi çok zor zamanlar şimdi. Sokaklarda uzun bir zaman geçirmiş Sayı tek başına. Ve tekrar kendini toparlamak için çabası var. Fakat bu esnada da çocuğu başka birini baba olarak biliyor. Çünkü 3 aylık bebekken ayrılmış eski eşiyle. Dolayısıyla ben onun mutluluğunu, huzurunu, psikolojisini bozmak istemediğim için görmüyorum diyor. Ve buna mecburum diyor. Zuhal Hanım, ben biraz Sait'i bazı gerçekliklerle yüzleştirmek istiyorum. Sen de eğer buna hazırsan paylaşayım istersen. Tabii ki. Çok memnun olurum. Az önce Sevgi'nin sorusuna karşılık verdiğin cevap senin için bir senaryo. Geçmiş deneyimine dayanan bir senaryo. Ama içinde çok fazla ön yargılar ve çok fazla kalıplaşmış inançların var Sait. Şimdi söylediğim birçok şeyin normalde aile kurumunda doğruluğu yok. Çünkü bir bebek, bir çocuk kaç yaşında olursa olsun ister bir aylık, ister bir yaşında, ister 10 yaşında ilgi, sevgi ve güven ihtiyacını anne ve babadan almaya ihtiyacı var. Keza eşin sonradan bir evlilik yapmış olsa da siz karı koca olmaktan vazgeçip evlerinizi ya da aile olarak ayrılmış olsanız da sen hala babasın. Eğer bundan vazgeçiyorsan bu ikinci bir eşi olduğu için ya da bir baba adayı olduğu için değil, senin evlilik dışında baba sorumluluğunu almaya henüz hazır olmadığın ve bunun sonuçlarıyla yani iki baba da değil, eşinin, eski eşinin şu anki evliliğindeki adam ama baba demek zorunda değil, onun babası sensin. Tabii ki babalık yapabilir ama o çocuğun sana da ihtiyacı var. Yani bu çocuğu asla psikolojisini bozmaz. Sen dedin ya birçok anne baba ayrılıyor ama karı koca olarak ayrılıyor fakat anne ve babalıkları devam ediyor. Ve çocuğun haftada iki günde babayı görse, haftanın beş günde anneyi görse çocuğun ihtiyacını sen iki günde de verirsin, bir günde de verirsin. Ama sen şu an onu tamamen o sevgiden mahrum ediyorsun. Bunun sebebi de lütfen hiç dışarıdaki şeylerle ilgili bir suçlamada bulunma. Suçlama bulunmuyorum. Sorumluluk dediğim gibi hani sen babalık sorumluluğunu kaç yaşındaydın? 27, 28'e bastım. 28 kaç yaşındayken baba oldun? 23. 23. 23 yaşında sen baba olmaya hazır değildin Sait. Tabii ki. Hazır olan birçok genç adam vardır eminim ki ama sen hazır değildin ki bebeğine sevgi, bakımı da demiyorum. Maddi kısmını hiç konuşmuyorum. Sadece onun sana ihtiyacı varken, senin ilgine, senin sevgine, senin ona vereceğin güven duygusuna ihtiyacı varken sen onu eksik bırakmışsın. Peki. Ve bunun için hiçbir şey sebep olmaz. Teşekkür ediyoruz Tuğba. Teşekkür ediyoruz. Ve sağ inan olun. Bana psikolojisi bozulmaz. Seninle şu anda görüşüyor olsa, daha öncesinde de görüşüyor olsaydı psikolojisi bozulmazdı. Çünkü sen onun biyolojik babasısın sonuçta. Kısacası siz bana o insanların düzenini bozun, o baba bildiği insanı iptal edin, sizi babası olarak bilsin. Hayır, siz iptal psikoloji edin gibi, zaten... iptal et, onun baba olmaktan çıkar gibi bir şey söylemedim sana. Sadece çocuk illaki bir gün büyüdüğünde bir gerçeklikle yüz yüze gelebilir. Senin babalığın, babalık duygun kabarabilir. Benim babalık duygum zaten çok fazla. Ama ben bunu göstermiyorsun, bunu yansıtmadığın çok uzaktan ve bunu bakıyorum. Vermediğin sürece bunu kendi içinde yaşaman çok zor. Çok zor. Çok evet, benim için bir şey çok zor bu. Onu özlüyorum, onu seviyorum. Çok seviyorum, çok özlüyorum. Çok sözde bir şey. Bir ama... sevgi gösterilmeyi çok hak eden bir duygu. Sözde olan bir şey değildir. Verdiğinde ve aktardığında, hissettirdiğinde önemlidir. Düzenini boz demiyorum. Ama görünebilirsin ve varlığından haberdar sen edebilirsin. Sen de o düzene aynen dahil öyle olabilirsin diyorsun. Aynen yani öyle. Zuhal Hanım, şimdi tabii ki çok haklısınız bu konuda. Ben şu anda zaten dışarıdan yalnız, çok uzakta hem takip ediyorum, hem eksik ya da yanlış şekilde bir durumlarla hep devam ediyorum yani bunların nasıl durumda olduğunu. Bunlar o haberdar mı bundan? Bu şekilde peki. Ama görüyorum çok mutlular. Peki Sait, şöyle yapalım. Ben çok sağ ol. Ben mutluluğu bozamam. Tuğba'cığım, Sait, şimdi şurada da söz konusu olan başka bir durum var. Sevgiyle senin durumun. Evet. Sen aslında sevgi için buradasın. Sevgi için buradayım. Dünkü hediyelerim de kendisine olan
duygularım, hislerim de. Sevgi şimdi yani ben şimdi gözlerine başka, aklıma bakamıyorum. Evet. Artık başka çünkü... bir açıdan değerlendirip konunun detayını ve içeriğini daha derinlemesine öğrenmek ister misin Sait'ten? Sen gerçekten evliliğe hazır hissediyor musun kendini? Sen hissediyor musun? Sen hissediyor musun? Ben sana soruyorum şu an. Ben eğer böyle bir şey hissetmeseydim seninle beraber şu anda bu koltukta oturmazdım. O çok ayrı bir mesele. Yani dur dışarıdan şimdi, bir müdahale etmeyelim bir saniye. Dünkü konu aslında fazla detayına girmek istemiyorum. Psikolojim bozuk olabilir. Bazı konularda ister istemez bana karşı bel soğuyabilirsin. Ama benim buraya gelmemdeki tek sebep sensin. Benim etrafımda olsun, çalıştığım ortamlarda olsun çok bayan arkadaşlarım da oluyor, olmuyor. Ama ben hem ailemin isteğiyle buraya geldim bir de seni... Yani dediğim gibi Hülya annemi çok istedim görmek, tanışmak. Yani duruşunla, oturuşunla bazı şeyleri de değerlendirmek. Yani tabii ki tercih senin. Yani ben 70 milyona kendimi doyurdum. Yani anlayan anladı. Anlamayanın da canı sağ olsun diyorum. Evet, ben seni hala anlayamadım ama. Peki anlamak için bir şans verecek misin? Dinlemek için? Bence bir kere değil bin kere de konuşsak ben yine anlayamayacağım. Anlamayacağım. Anlamak istemeyeceğim daha doğrusu. Evet galiba bu bazı soruların biraz cevabı oldu sanırım Sait. Evet herkes hata yapar. Hataları olmuştur o da kabul ediyor zaten. Ama şimdi, herkesin de ikinci bir şansa hakkı ve ihtiyacı vardır. Ama Sevgi bu şansı tanımıyor anladığım kadarıyla değil mi Sevgi? Yok. Peki Sevgi seni yerine alıyorum o zaman. Sait. Gene kaldık baş başa gel yanıma. Sorun değil yani Zuhal Hanım gerçekten sizinle beraber yürümek anda... istersen bu yolda tabii ki yürüyebilirsin. Onu seninle ikinci evliliği yapacak olan bunu isteyecek insanla aranızda çözmeniz gereken bir mevzu tabii ki. Ben sizinle olmaktan gerçekten de çok mutluyum. Yani burada ben Sevgi Hanım'a talip oldum. Kendisine tanışmak istedim. Olmadı. Bu olumlu ya da olumsuz. Kendi tercih olduğu için saygı duyuyorum. Tabii ki, tabii. Ama sizinle olmaktan çok mutluyum. Ekstra ben buraya evlenmeye geldim. Tamam. Ciddi olarak evleneceğim. Tamam. Ki yani zaten buraya geldiğimde de taliplerim de olacağını eminim. İnşallah. Gelecek insanların da yani. İnşallah. Ama tabii tercihim Sevgi'ydi. Şurada beklediğim şey sadece biraz konuşmaktı. Bir şeyleri anlatmaktı. Kendisi istemedi. Olabilir. Yani dediğim gibi hayatınla ilgili kararları sen vereceksin. İnşallah da sorunların çözülür. İnşallah da sağlıklı bir şekilde çocuğunla diyaloğa geçersin. Şimdilik seni uğurluyorum. Daha çok sonra hocayı alacağım. Sağ tamam. Olun. Uğurluyorum. Hanife geliyor. Talibi ile karşılaşmak üzere. Yap gel benim ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız. Sanadır bu hasreti. Alkışlayalım lütfen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Ramazan? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Hanife için buradasın. Evet. Hanife de hemen yan tarafında sana bir merhaba, hoş geldin diyecektir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Vallahi biraz heyecanlıyım. Heyecan var yani. Yani olur. Olur öyle şeyler. Nereden geliyorsunuz? Ben Yalova'dan geliyorum. Yalova'dan geliyorsunuz. Kaç yaşındasınız? 32 yaşındayım. 32? Evet. Hmm. Ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Ailemle kalıyorum. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. Benim bir büyüğüm var, o evli. İki kardeşsiniz? Evet. Bana benim bilmemi gerektiğini düşündüğünüz bir şey var mı? Söylemek ister misiniz? Ne biçim ya sordum ben, soruyu da? Kırık ne biçim soruyu anlamadım.
sordum ama diyor ben de anlamadım. Ya normalde güzel soracaktım da bu soru karıştı bir. Ya ben aslında kriterlerinizi bilmiyorum. Hani fazla görme imkanım olmadı size ekranda. Evet. Kriterlerinizi bilmiyorum. Hani o amaçtan geldim buraya. Belki yaş. Ben de sizi çeken şey neydi peki buraya gelmenizi gerektiren? Ya dobra oluşunuz. Ekrandan ben öyle gördüm. Neyim? Dobra oluşunuz. Dobra diyor. Anladım. Ya gördüğünü söyleyen bir insansınız. Hani gördüğü şeyi söyleyen bir insansınız. Hani gizlemiyorsunuz. Anladım. Siz nasıl bir kişiliğe sahipsiniz? Siz nasıl bir insansınız? Vallahi ben içine kapanık bir insanım. Hani... Ya. Hiç öyle değil gibi değil mi? Ya heyecanlıyım belki ondandır ama normalde içine kapanık bir insanım. Heyecanlanınca konuşur musunuz? Yok şu an konuşamıyorum yani heyecandan. İçine kaçtığını o zaman içine kapanık değilsiniz siz. Niye? Kapanık işte. Yok kapanığım. Ama konuşmuyor hali bu. İçine kapanıksa konuş... Çok da konuşamıyor zaten. Değil mi? Evet heyecandan konuşamıyorum. Hiç iyi bir sevgilin oldu mu? Tabii oldu. Hiç aşık oldun mu? Ya doğrusunu söylemek gerekirse olmadım. Olmadı. Olmadınız. Olmadım. Peki sizce, hani bilmiyorsunuz ya o yüzden soruyorum. Sizce aşk nasıl bir şey? Aşk. Yani ne olduğunda aşık olduğunuzu hissetmiş olursunuz? Vallahi aşk anlatılmaz yaşanır diyorum. Yani ne bileyim. Olmadığım için bence anlatılmaz ya. Aşkın tarifi yoktur bence. Onu başına gelince anlar insan diyorsun. Yani. Benim gelmediği için... Bilemiyorsun tabii. Yaşamadığın bir duyguyu tarif edemiyorsun. Görüştüğünüz bayanlarla aranızda aşk değil de ne vardı? Ya aşk değil de... ne desem? Ne diyeyim? Ya aşk yoktu. Hani tanıştığım bayanlarla da... Flörtler olur öyle, ya hoşlanırsın. Flört hani... En fazla hoşlandın yani. Yani hoşlanma falan oluyor. Oluyor beğeni, da aşk hoşlanma. Olmuyor yani. Neden bu yaşınıza kadar evlenmediniz? Aşkı bulamadım. Doğru cevap. Peki bana aşık olabileceğinizi hissettiniz mi? Olabilir diye düşünerek geldim yani. Olabilir. Evet. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yani. Yani. Öyle diyelim. Hani zorla güzellikle olmaz derler ya. Belki siz beni beğenmeyeceğiniz. Hani her ihtimal var yani. Peki ben size neden evet demeliyim? Yani sen bana evet demelisin çünkü. Benimle evlenirsen mutlu ederim seni çünkü. Çünkü... Ya çünkü mutlu olursun. Mutlu oluruz beraber. Mutlu edebilir misin Hanife'yi? Tabii ki. İnanıyor musun buna? İnanıyorum tabii ki. İnanmasam buraya gelmezdim zaten. Peki müzik dinlemeyi sever misiniz? Evet çok severim. Ne tarz müzikler dinlersiniz? Ya genelde Türkçe pop, yabancı müzik. Yabancı. Yabancı değil biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Ama özeniyorum, öğrenmek istiyorum da dilim dönmüyor. Öğrenirsin ya, istedikten sonra insan her şeyi öğrenir. Çok zor. Aslında çok basit de... Çok zor değil, öyle düşünme. Ya basit de hani bize karşı zor geliyor. Hani bize olsun, zor geliyor. Olsun gidersin bir kursa falan, ne olacak? Çok kolay, evde öğrenmeniz için setler var. Evet. Tabii. Çok büyük bir tutkun varmış hayatta, o da Fenerbahçe'ymiş. Evet. Koyu Fenerbahçelisi. Koyu Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe mi hatta ben mi? Hatta geçen gün moralim çok bozuldu. Ne oldu? Olur öyle. Maçta berabere kaldık. Moralim çok bozuldu. Hı. Artı dün de moralim bozuldu gerçi. Beşiktaş'ın maçı vardı. O da kazandı herhalde. Hı. Onda da moralim bozuldu. Ben hangi takım tutuyorum biliyor musunuz? Siz Beşiktaş'tınız herhalde. Evet. Haftaya maçımız var. Fenerbahçe-Beşiktaş. Evet. Gidin Hanife ile beraber maç izleyin. Vallahi diyelim ki... Kabul ederse olur. Gideriz maça yani. Gittik. Fenerbahçe-Beşiktaş tamam. Maçına gittik. Tamam. Beşiktaş kazandı. Tabii ben mutluyum. Hüsranınızı bana yansıtır mısınız? Yok yansıtmam öyle bir karakter. Ama çok tutkuluyum diyorsunuz. Ya tutkuluyum da yansıtmam yani.
gerçekten yansıtmam. Ya benim Beşiktaşlı Galatasaraylı arkadaşlarım da var. Hani sıkıntı olmaz benim için. Tadı öyle çıkıyor. Rekabet olacak. Yani. Tabii. İşin güzelliği orada. Böyle yapmaktan keyif aldığınız bir hobiniz var mı? Ya halı sahada maç oynamayı severim. Başka? Sinema. Başka? Gezmeyi çok severim. Çok gezerim. Bol mangal, bol gezerim. Mangal yapmayı seviyorum. Evet, çok çok mangala gidiyoruz arkadaşlarımla Yalova'da. Sen vallahi kendin mi yapıyorsun? Mangalı yakıyor musun? Tabii tabii. O bak zordur tabii, o ateşi tabii. Harlamak falan. Yani. Arkadaşlarla çok gideriz. Çok, her hafta sonu mangal gideriz. Başında telef olan insanlar gördük. Bu kavvayla, fön makinesiyle. Ya inanın çok heyecandan çok şey var da anlatılacak. Anlatamıyorum. Her hafta sonu mangala gidiyoruz. Aa ne güzel. Yani. Güzel. Her ben de yemesini severim. Ben de güzel pişiririm. Ben de yerim o zaman. Ne güzel. Afiyet olsun. Pişirirsen de yersin. Peki yemek ayırt eder misiniz? Yemek ayırt etmem genelde. Damak zevkinize güvenir misiniz? Ya bazı insanlar var çok tikli yemek konusunda. Mesela bunu yağ eksik falan deyip. Var öyle erkekler yo, yo, değil zaten mi? Yemek... Bu ne yağ, bu ne koydun içine, neyin eti bu falan. Evet. Vardır öyle pimpil. Sonra beğenmeyip işte kaldır. Ha, önemli değil mi? Evet. Evet. Yani mesela diyelim ki yemek yok evde, iki yumurta kırar yeriz canım, ne olacak yani diyenlerden fark etmez. Misin? Ben ha. Kuru ekmek bile yerim yani, sıkıntı yok. Ha, inşallah o günleri görelim de ben yemeksiz. Öyle şey olmaz. Yaparım yemeklerimin hepsini. Ay. Şey, peki pimpirikli misiniz evde? Yo. İşte şunu kaldır, bunu yap, şunu et. Ya da ne bileyim işte burası tam temiz değil, burayı temizle gibi. Ya da arkanızı toplattırır mısınız? Yok. Kesinlikle. Böyle deyip sonradan şey olmasın? Ya ben yattığım yeri toplarım, hani gözüme takılan, hani elimden ne geliyorsa yaparım. Benim için hiç şey olmaz yani. Takıntılı bir insan değilim ben. Ailen hani yaşıyordun değil mi? Ailemle yaşıyorum ben. Evlendikten sonra ayrı eve çıkacaksın. Ya, tabii ki. Tabii ki. Benim iki tane kız kardeşim var. Biliyor musunuz? Yo, bilmiyordum. Kriterlerinizi ben tam olarak dinlememiştim. Bu kriter değil zaten. Yok hani. İki tane şey kız kardeşim hani. Var. Tam bir soru soracaktım ama neyse. Kıskanç mısınız? Ya yerine göre kıskanırım. Eğer seversem, aşık olursam kıskanırım. Neden kıskanmayayım? Yani hani kıskanmayan insan erkek... da aşık olur da evlenirsiniz. Kıskanırsınız herhalde o zaman. Tabii ki yani biraz kıskançlık kıskanılmayı var. Sever misiniz? Tabii ki. Kıskandırmak için türlü türlü oyunlar yapar mısınız? Hayır. Aa, bunlar önemli, sormak lazım. Bugün o yuu diyen teyzemizden bir of geldi ki. Ne oldu ablacığım? Tabii ki de. Şaştın. Evlilik sınavı. Ne oldu, çok mu soruyor? Kolay değil çok tabii. Çok fazla şey yapıyorsun, inceliyorsun sen. Ama bunlar bizim... yaşadığınız şeyler. Ben yaşamadan bizim önce ön elemeye sokuyorum. 45 senelik evliyiz. İyi tarafı da olur, kötü tarafı İşte da diyorum yaşanıyor ya bunlar. Hep iyi tarafını mı görüyorsun? Annem de babam da, çevremde evlilik hayatı yaşayan insanlarla gördüğüm şeyleri soruyorum. Yavrum biraz kısadan hisse kes de bunu almayalım. Ona ben karar vermiyorum ama. Bir şey söyleyeceğim ablacığım, 45 yıllık mı evlisin? Evet canım. Maşallah, Allah uzun ömürler versin. 67 yaşındayım. Maşallah, maşallah. Bir şey diyeceğim. Hani böyle mutlaka evde hırgür olur, o da evliliğin tuzu biberi. Evet. Ne olur mesela bir tartışma yaşadınız diyelim ki, bey amca kızdı. Sen ne yaparsın mikrofonu? Eşim sinirlendiği zaman ben başka işten meşgul olurum. Efkarımı dağıtırım, hiçbir veriyorsun şey olmamış kendini gibi. Veriyorsun kendini bulaşa, veriyorsun kendini çamaşıra. Bir şey sorabilir miyim? Ütüleri öyle sinirini çıkarıyor nitiden, gömleklerden, pantolonlardan. Evet. Çift çizgi. Eşimle buradan selam söylüyorum. Aleyküm selam, bizden selamlar. Ablaya bir şey sorabilir miyim? Sor. Vallahi bence... Bak vallahi bak orada yaşanmış var yani. Evet, faydalı bence mı? Gidip bir iş yapıyor gibi değil, amcaya konuşuyormuşsun gibi geldi vallahi, bana. Vallahi sen bence benim konuşuyorsun gelinim olsan tarz, yandım şinca. Yandım. Aa! Ben... Zühal Hanım, Hanife'ye bir şey söylemek ah, istiyorum. Söyle Allah aşkına. Hanife bak, 52 senelik evliyim. Maşallah. Ben senin kadar soru sormasını beceremedim. Ama yaşıyorsunuz bunları. Ne yaşıyoruz anacığım, ne yaşıyoruz? Dil böyle şimdikilerde. Bak şimdi, bak ne dedi arkadaşım? Biri konuşurken öbürü öbür tarafa sanmıyorum gidecek. Sanmıyorum valla ben sizin sustuğunuzu.
Hiç sanmıyorum. Bence siz inatla üstüne gidip konuşuyorsunuz. Da 52 sene bu yuvayı nasıl yürüttük? İşte amcalar alttan alıyorlar acık. Yok canım. Tabii. Sen de hadi hadi. Ben cevabını merak ediyorum. Ben merak ediyorum cevabını. Hangi cevabı? Şardımın Hanım az önce dedi ki 52 yıllık evliliği ben nasıl yürüttüm dedi. Nasıl yürüttü diyecek. Ben yürütebilmesindeki o en önemli sebebi çok merak ettim. O sırrı ver bize Şardım 52 Şardım yıl boyunca evliliği bu kadar iyi yürütebilmenizdeki en önemli sebep ne? İlk başta aşkım sevgi ve saygı, tamam mı? Sevgi ve sadakat. Bunlar var. Sonra ben mesela biraz konuşurum. Car 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 yaparım. Ama adam susar. Çünkü evet. Yürümez başka türlü. Bir kişi alttan alması lazım. Tuğba Hanımcığım birinin alttan alması lazım. Ama ben Hanife kadar soru soramadım. Ona yanıyorum. İşte. Ama Zuhal Hanım şimdi. Ama şimdi bir evlendirme programında soru da soracak. Tamam. Çok güzel. Ama çok mu soruyor? Biraz fazla soruyor. Karşısındaki de bunalıyordur yani. Bak ben ne dedim? La havle ve la kuvveti illa billah aleyhü lazim dedim. Yani sabır diledim Allah'tan. Peki. Efendim Şendoğan abi. Gerçekten ama... ben de 43 senelik evlilik hayatı geçirdim. Gerçekten benim de merak ettiğim çok önemli bir soru var. Ve öyle bir aileyle gerçekten karşılaşmak isterim. Tartışması olmayan, münakaşası olmayan, yoktur öyle küsü şeyciğim. Olmayan. Değil. Eğer öyle bir aile varsa orada çok büyük bir sorun yok var. Yok canım. Tabii aynen öyle tartışır. Sen dadı bir ciberi bu ya. Başında bir şey mi var? Bana mı öyle geliyor? Ya kızdım duvara vurdum. Yapma ya. Ha, gerçekten yaptım yani. Ha başımı duvarlara diyorsun. Bazılarına çok kızdım buradan. Gerçekten aman Allah korusun yapma öyle şey. Geçmiş olsun. Peki açalım mı artık Hanife? Açmayacağım Allah Allah. Açmayalım. Soru soracağım ben abla daha. Abla böyle diyor aç diyor. Vallahi yetti canıma gari yeter açalım ya. Açalım mı Ramazan? Ramazan sana sorayım açalım mı? Hanife Hanım nasıl uygun gelirse. Olur ben karar vereceğim ona. Ya sen abla. Açılsın efendim para var. Yarın alan koparsa kopsun sürüklesin. Arzular tutuştursun bizi. Razıyım sonuna sen de olsun. Ben sana öylesi taptım inan. Böylesi aşka yasak tanımam. Deliler gibi valla bir an. Aklımı yolda bıraktım inan. Merhaba. Merhaba. Nasıl hissediyorsun kendini? Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Kız dur. Bazen sözlerimi yiyorum ama. Demek ki neymiş? Büyük konuşup büyük lokma yiyecekmişiz, büyük konuşmayacakmışız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hadi Hanife yerini alayım seni. Yoksa kapışacaksınız siz gene. Gel Ramazan. Gel. Hanife ile olmadı. Bir başka talibinle belki. Olabilir. Tamam. Hoş geldin. Seninle de görüşeceğiz teşekkür daha ederim. Sonra. Şimdilik seni arkadaşlarıma doğru uğurluyorum. Şimdi Umut ve Ebru buradaydı. Programımızın sonuna denk geldiği için konuşamadık tekrar. Ebru ikinci bir şans isteyecekti. Acaba yeni gelişmeler nasıl? Onu öğrenmek üzere Umut ve Ebru gelecekler ama ondan evvel buyurun yayında yaşananları tekrar bir hatırlayalım. Çok efendi, saygılı bir duruşunuz olduğu için geldim. Annem çok beğeniyor. Kendi olduğu gibi seviyor. Ya. Ellerimden öperim. Evet. Abimle birlikte geldim buraya. Gerçekten evlenmek istiyorum. Doğru insanı bulacağıma inanıyorum.
bana evlenmez deseler de evleneceğim. Burada herkes görecek. İnşallah. Çok güzel bir bayan var. Çay çıkarmaya ikna edebilirim. Yanına yakıştığını düşünüyorum. Aşığım, aşığım sana. Ama ben çok, çok. Görüşebildiniz mi hafta sonu ya da yayın çıkışı? Görüşemedik. Yayın çıkışı görüşemedik. Telefonumu istedi ama aramadı. Telefonumu vereyim sen beni ara dedim. Ben de bekle bekle. Arayan yok, soran yok. Ben tam tersi anlamıştım. Ya belki de olabilecek bir şey. Tam tersi yanlış anlamıştım. O aramayınca ben de aramadım sonra. Gelin paravanı tekrar kapatalım ve bu an hiç yaşanmamış gibi. Şu kime attın? Oradan bir tane arkadaşa atmıştım. Kanife öyle bir şey yaptık da bir bak sonucu oldu da. Hiç bakma sen şu an. Biri var mı hocadan arkadaşlık ettiğin, diyalog kurduğun kızlardan? Kanife? İlk görüşte aşık bile olsam bu saatten sonra olumsuz. Yani bana talip gelmişsin, o hanımefendiyle konuşmamam bile gerekiyor. Öyle özel olarak bir konuştuğumuz, senden konuştuğumuz bir konu da yok zaten. Bıktım arkadaş ya. Ben de bıktım. Vallahi bıktım ya. İstediğinden değil çünkü istemiyordu, başından belliydi zaten. Umut, hoşlanmadığı kişiye gülümsemez. Bıraktığınız yerden devam edebilirsiniz, bu akşam arayabilirsiniz örneğin. Yani değil mi? Biraz düşün, bu ciddi bir şey. Tekrar merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Ebru? İyiyim, sağ olun siz? İyiyim. Konuşamadık dün Umut. Yayın sonuna denk geldi. Siz konuşabildiniz mi? Akşam aradım, konuştuk. Aha! Evet, aradım. Güzel. Kimden aldın telefonu? Umut vermişti ya telefon numarasını. Ha doğru, o vermişti. Sen ben de akşam aradım, sen de amcanın söylediği lafın üzerine ben de akşam aramıştım. He. Öyle konuştuk. He. Konuştuk yani. Konuştunuz Umut. Şaşırdın mı arayınca? Bekliyor muydun? Bekliyordum. Kendisine gereken cevabı verdim. Kendisi açıklayabilir. Olumsuz. Ne diyeceksin Ebru? Ya ben şey diyeceğim. Dün ben çok tepki aldım burada. Hanife ile beraber konuşmamızdan dolayı biz kötü niyetle konuşmadık. He. Ondan dolayı çok tepki almıştım. Umut Bey'in de düşüncesi tam tersi. Ben onun yerinde oturmuş olsaydım, o bana gelen taliple konuşmuş olsaydı ben bir şey söylemezdim. De ondan dolayı çok tepki aldım. Ben kötü niyetle konuşmadım zaten Hanife ile. Onun da kötü niyetle konuştuğunu düşünmüyorum. Zannetmiyorum. Bu yüzden mi Umut'un olumsuz cevap verdiğini düşünüyorsun hala? Bilmiyorum. Sebep bu mu sence? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Yani sebep o değil. Dün gerekli açıklamayı yaptım zaten. Dedim ki yani aşık da olsaydım o paravan açıldığında konuştular ya olumsuz olurdu zaten. Ama bir şey hissetmedim ki zaten. Hı. En baştaki sebep o zaten. Bir şey hissetmemiş Ebru. Yok bir şey diyemem. Yapılacak bir şey yok. Yani hani bir şey hissetmiş olsaydı da olmasaydı bu sebep yüzünden üzülürdük. Evet. Ve bunu çözmeye çalıştık ama zaten baştan bir şey hissetmedim diyorsa onun için yapabilecek bir şey yok. Peki konuşmamış olsaydı hani Feyle ona keza gene de kararın değişmeyecek miydi? Yani bir şey hissetmiş olsaydım tabii ki de konuşurdum. Ama yani bana talip olan kişilerin Hanife Hanım'la konuşması bana saçmalık geliyor ya. Doğru bulmuyorum ben, etik bulmuyorum. Evet, burada hak veriyorum aslında biraz Umut. Ama tabii sen bilmiyordun böyle bir şeyi. Zaten özellikle de gidip konuşmuşluğun yok. Öyle gelişmiş, öyle cereyan etmiş o an. Ondan dolayı konuşmuşsunuz. Ben zaten böyle buraya gelip birine talip gelenlerin olumsuz olduğu zaman üzüleceğini zannetmiyorum. Çünkü sen onu tanımıyorsun. Öyle bir sevgi yok içinde, aşk yok, herhangi bir şey yok. Üzüleceğini zannetmiyorum. Gerçekten çok iyi bir insan.
Efendim Cansu? Ben dediğim gibi bir şey söyleyeceğim Umut'a. Dün benim hakkımda hani bir şey söylemiş. Kendini göstermek için yorum yapıyor demiş. Buraya ben de çıkıyordum. Kendisi hep atlıyordu. Demek ki kendisi gösteriyor ki hani bana bunu söyledi. Bir de ayrıyetten ben diyorum ya hep bahane arıyor, bahane arıyor diye. Kız güzel, fiziği de yerinde, bakımlı da. Yani bundan daha nasıl gelecek ben onu anlamıyorum. Bir de ayrıyetten yani her şeyi yani bir şeyleri hep bahane yaratarak işte şöyle böyle. Yani Umut evlenemez Zuhal abla. Allah gerçekten Allah. Evlenemez. Cansucuğum şimdi evlilik kriterlerinde sadece dış görünüş ve görsellik hiç kimse için yeterli olmuyor. Belki flört süreçleri işte ilişkiler evet ama evlilik denilince o kadar gerçekten kelime anlamı o kadar derin ki hanımefendinin hani dış görünüşü ne kadar güzel olursa olsun bir erkek için de geçerli. Senin için de öyle. Çok yakışıklı adamlar geldi ama gayet kabul de etmedin. Ya Tuğba Hanım. Yakışıklı yani yakışıklı. Bana Demede, ya ne bileyim biri ya. Daha vardı ona aşık oluyor. Yani bana akıl sen verme ya. Sen de burada kaç defa nişan yaptın. Bana buna akıl ne verme ya. Konuşma ya. Şimdi üst sülaşörler oldular ya. Ama tabii, sen var ya şuraya bak ya. Fazla zorluyorsun. Vallahi ben hiç kimseye aşık olmuyorum. Bak, olanlar bana olmuyor. Gülüyorum ama ağır konuşursam. Ya sen Allah aşkına zaten yeterince ağır. Şu nur yüzlü bir annem bağlansın da gereken cevabı ben ona vereyim. Anne hani benim, annesi iki de aynı şeyi söylüyor. Neden bana? Söylüyorum? Bakın. Sen burada ekran önünde böyle rol artistik tasıyorlar ya. Sosyal medyalarında amacı sadece burada reklam yapmak. Sen kendine gel. Ben zaten kendimdeyim ya. Gel. Egonu tatmin etmek için bunca insan senin çevrende inanılmaz büyük bir egon var. Oradan 3-5 iltifat alalım da beyefendinin egosunu besleyelim lütfen. Güle güle sana yolun açık olsun. Sana güle güle, sana güle güle. Güle güle sana Tanrım seni korusun. Tamam. İnanılmaz şımarık bir insansın. Peşinden koşun, müsaade eder misiniz ya? Müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Şerdan abi bir şey söyleyecek Hanife. Söyle Şandana. Gerçekten bir tespit yapmak istiyorum ve bu tespitin arkasındayım. Her zaman da arkasında olacağım. Ben burada hiç kimseye yaranmak için bir adım atmadım, yine atmayacağım. Ve benim yaptığım tespitin de her zaman arkasındayım. Evet, Umut kardeşime bu konuda sonuna kadar katılıyorum. Biliyor çünkü ben ya, defalarca ben her türlü rol yapıyor burada ya. Sonuna kadar katılıyorum. Bakın. İnsanlar birilerini eleştirirken lütfen vakitleri olduğu zaman bir geçmişlerine baksınlar ve onlarla yüzleşsinler. Eğer burada herkesin gücü herkese yetiyorsa konuşma babından, düşünme babından, anlama babından bunları çok değişik kategorilere koyabiliriz. Benden de iyi düşünen yoktur bu konuyu. Ben yaptığım tespitin arkasındayım. Lütfen insanlar burada konuşurken, yorum yaparken dayanağı olsun, zemini olsun. Lütfen buna herkes dikkat etsin. Gün gelir kimi hangi silahla vuruyorsan o silah bir gün size dönecektir. Kim bunu yapıyorsa bunun altına imzamı burada atıyorum. O sinsi gülüşün Gül işte bak kamera orada bak gül kendine bak. Umut sen kendini bozma oğlum bozma kendini. Sen devam. Zuhal Hanım bir şey söyleyeceğim. Zaman zaman ağlıyorsunuz değil mi? Bir dakika lütfen. O timsahın gözyaşları. Bakın ben sizin için kamuoyu yoklaması yaptım gerçekten. Gerçekten ben sizi kutluyorum biliyor musunuz? 110 bin takipçiniz var değil mi? 30 mu oldu? Peki o zaman 130 bin takipçinize bakacaksınız. Kaç tane size kin ve nefret kusuyor?
Onu sıfır. Da takip edebilirsin. Erdoğan abi. Onu övünme yani. Artık sıfır. O zaman otururken konuşurken. O kadar da sahip çıkacaksın. Erdoğan abi. Hepimiz o kadar da ezme sen de yapma şimdi bir dakika. O da sonuçta 21 yaşında bir kız. Tamam dikkat edin ya. Tamam. Canlı. Geri geldiğinde bu hanımefendiyi biz korumuştuk. Bunu biliyorsunuz. Bana diyor rol yapıyorsun ya ben gerçekleri İyi söylüyorum. Telefonda abi ya. Doğru. Arama kardeşim tamam, arama doğru. Ya. Doğru. Ne zaman aradım eşi? Arama. Ne demek istediğimi daha iyi anlatır size. Umut o zaman bu kız, bu hanımefendiler buradaki genç kızlar demek ki sadece rol yapmıyor. Aynı zamanda gerçek olan duygularının da peşinden koşmaya çalışıyorlar. Neyin duygusu, aslında bu ne bir nevi Tuğba Hanım. Onu şimdi yani kabul edelim duygu bunu. Diyorsunuz ben ama burada ben defalarca söylüyorum halifenin ya. Halifenin sana karşı çok fazla duygusal bir duygu durumu söz zaafı konusu. Zaafı var. Onu da bunu yansıttığı an yani rol yapmadığına ben çok inanıyorum. Çalışıyor. Geçti. Zaman zaman geçti de ne güzel. Bitti. Ben şöyle bir çözüm getirme taraftarıyım. Umut'a gelen taliplerin Hanife'yle konuşmasını, Hanife'ye gelen taliplerin de Umut'la konuşmasını. Ben konuşmadım. Mesela biliyorum. Onlara diyor ki konuştun diyor. Diyor bu ya. Alper sana talip olarak gelmedi. Sonrasında tamam, bir olsun, şey geçti. Tamam olsun sonuçta aranızda. Oldu yani. Tamam sen o zaman Umut'a gelecek kızlarla diyalog kurma. Tamam. Onlar da kurmasınlar. O da kurmuyor zaten. Benim gerek arkadaşlarım de yok. Var zaten Keza burada. Zuhal'im, ben bir arkadaş yapmaya şu anda gelmedim kimseyle. Aslında hani Umut'u da şu anda çok anlıyoruz aslında. Çünkü ona ilgi gösterip de ilgi duyup da talip olarak gelmiş bir kişi. Ona daha önce ilgi duyan kişilerle iletişim kurduğunda... Tabii bu herkesi rahatsız eder yani. Herkes için rahatsız edici olur aslında. Ama onu Hanife da özellikle yapmadı herhalde yani. Zannetmiyorum Vallahi, ki gelip uzun de sohbet bilhassa etmedik konuştuğuna. Zaten. Öyle bir anda bir şey olmuş doğaçlama ama bu konu rahatsızlık veriyorsa, bir takım şeylere engel oluyorsa ona orada kesmek lazım, düzeltmek lazım. mutlaka ki ben efendim Dilara. Zuhal Hanım bir şey söylemek istiyorum. Bence artık her şey bir yana, geçmişte kaldı. Ben Ebru ile biraz muhabbet ettim ve çok sıcakkanlı bir kız. Bence evet. Telefonda konuşup bir şeyleri tartışmaları apayrı bir şey. Bence Hanife'ye de bağlamasın bunu Umut ve Ebru'ya bir şans versin bence. Bir çay içsinler. Çok da yakışıyorlar bence görüntü olarak da. Bir şey hissedemedim dedi ama Ebru istiyor musun sen bunu yani? Bu kadar konuşmalardan sonra istemiyorum zaten. Hem o da istemiyor. Ben evet. Bütün bu tartışma Hanife ile konuştuğum için olduğu için ben çok özür dilerim. Hayır sadece çok ondan değil. Zaten ezelden beridir süre gelen bir durum bu. Ama Umut bir şey hissetseydim zaten o şansı tanırdım, konuşurdum diyor detaylı olarak. Peki. Ne yapalım Ebru? Devam edecek misin bize? Yok hayır teşekkür ederim. Peki. Umut sen birkaç dakika daha otur lütfen. Ebru'cum seninle vedalaşıyoruz. Çok sevindim senin gibi cici bir kızla tanıştığımı. Ailene sevgilerimi ilgilen. Kendine iyi bak. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok mersi canım. Hayatta her şey gönlünce olsun inşallah. Karman arkadaş biz. Madem yarımsın bari bit. Lütfen ne bir selam ne bir satır. Dayanamam haydi git. Birkaç gündür anons ediyoruz. Az sonralarımızda görüyorsunuz ama yayın trafiğimiz yüzünden gerçekleştiremedik. Tam da üstüne denk geldi ama Umut ve Hanife size yazılmış bir mektup var. Biz aslında daha doğrusu sana yazıldı. Ama Hanife'yi de ilgilendiren satırlar var arasında. Şimdi çok uzaktan ve gerçekten de hani dile getirmesini istediği için o satırları yollayan insana biz de tabii ki sizler için paylaşmak için ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi bakalım o mektupta neler anlatıyormuş. Buyurun dinleyelim. Sevgili oğlum Umut, sevgili ama çok sevgili kızım Hanife hanımefendiyi geçemedim ve dayanamadım. İzlemeye başladım. Gençliğimi verdiniz bana. Neydi o? Ben de senin gibi yakışıklıydım. Etrafımda kızlar dolaşırdı. Kimi gözyaşı dökerdi, kimi ayılır bayılırdı. Ne olurdu benim sevdiğimle değil de beni çok sevenle evlenseydim.
bana kendisini adayanla evlenseydim ne kadar da güzel olurdu. Beni hayranlıkla ve donuk gözlerle izleyenle evlenseydim. Tıpkı Hanife kızımın sana göründüğü gibi. 70 yaşındayım. Pişmanlığımı tam 50 yıl sonra itiraf ediyorum. Sevgili Umut, evlilik üzerine oldukça tecrübem dolu doludur. Kitaplar dahi yazarım. Gel beni dinle. Senin sevdiğinle değil, seni çok sevenle evlen. Evlilikte karşılıklı sevmek de yetmiyor. İlla ki seni sevenle evlen. Ona sarıl. Sakın onu bırakma. Yine söylüyorum. Karşılıklı severek evlenmek ve de senin de sevmen gerekmiyor. Bu da Hanife'dir. Yıllar sonra şunu diyeceksin. İyi ki de bana mektup yazan o büyüğümü dinlemişim. Sana son nasihatim. Sakın Hanife'yi bırakma. Gözlerinizden öpüyorum ikinizin de. Evet, Tahsin amca, 70 yaşlarında bir amcamız bu satırları dile getirmemizi istemiş. Bu hep tartışılır, hep de söylerler büyüklerimiz, işte seni sevenle evlen diye. Var mı buradan Tahsin amca söylemek istediğin bir şey? Sağ olsun, düşünüp yazmış, ellerinden öperim. Evet. Sen bir şey söylemek ister misin Hanife? Katılıyor musun Tahsin amcanın söylediklerine? Şey, aslında göreceli bir kavram. Allah razı olsun. Ya o dönemde hatta bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Bana kendimi iyi hissettiren herkesten Allah razı olsun. Ama şey, bu onun için geçerli ama benim için de geçerli. Yani o da kendisini seven birisiyle evlenmeli. Ben de beni seven birisiyle evlenmeliyim madem mutlu olmak için. İşte kimi zaman sizi sevenle evlenemiyorsunuz çünkü siz de sevmek istiyorsunuz. Karşılıklı olması tabii ki daha doğru. Ama zaman zaman işte büyüklerimiz der ki, tıpkı Tahsin amcanın da söylediği gibi, sizi sevenle evlenin. Ne diyorsun Şadın abla? Gerçek öyledir ama Zühal Hanım, şimdi Umut bunda çok katı, bilmiyorum. Yani kararını vermiş bir durumda. Tabii ki isterim evlenmelerini ama işte... Herkes sevdiği birinden, yani onu sevenle evlenirse daha güzel olur. Tabii ben Umut'a da söylüyorum, Hanife'ye de söylüyorum yani. Olabilir de ama biraz kendi kararı kesin. Yok zaten hani bu işin olacağı evet. Yok. Yani Tahsin yani amca tabii ki o da kendi gençliğinden de dem evet. Vurarak hani ben de yakışıklıydım, kızlar etrafımdaydı. Evet. Sonradan pişmanlıklarım oldu diyor ama burada ikisi için çok söz konusu olabilecek bir durum değil artık şu saatten sonra evet, zaten. Evet bence de öyle. Umut'un başından aslında, beridir tavrı çok netti zaten. Evet. Zühal Hanım birbirlerine bu kadar sert çıkmasalar daha güzel olacak. Birbirlerine değil. Biri bak Hanife, Umut söylüyor. Ben kötü bir şey sen hiç aşağı kalmıyorsun. Kadar. Sen de biraz ben, alttan al be kızım. Ben bu zamana kadar özellikle de beyefendiye karşı asla bakacağım yüze tükürmedim. Özellikle beyefendiye karşı. Ama kendisi böyle bir şey yapmadı. Loca arkadaşıyız, mecbur birbirimizi görüyoruz. İçeride gelen insanlarla mecbur ister istemez bir konuşuyorsun yani. İster istemez oluyor bu. Bu katı, bu beni kötüleyici tavrı hiç hoş değil. Ne söylediysem... Hayır, yanlış anladın. Seni kötülemek babında söylemedi. Sana demiyor zaten. Hayır. Yani Umut çok katı bunda. Kararını vermiş, kesin. Sen de üstüne gitme, bırak, boş ver o peki, zaman. Peki, Şendoğan abi bir şey söylüyor. Aslında Hanife kardeşimize bir yönden katılıyorum, şöyle katılıyorum. Ya, bir erkeğin istediği en güzel şey zaten birisinin onu sevmesidir. Orada bir sıkıntı yok. Ve bu insan aslında şanslı olmalıdır. Ama ikinci boyutu bu aşırı sevgisini diğer tarafın alacağı yolda yani bunu engellemesi benim tuhafıma gidiyor. Yoksa bir insan bir insanı deli gibi de sevebilir. Ben de o sevgiyi kendimde bulsam ben de haykırırım seviyorum diye. Burada bir şey yok. Yani burada bir kötü bir niyet yok ama Umut arkadaşım bu
evlilik yolunda adımlarını atarken Hanife kardeşimin zaman zaman önüne çıkıp değişik yollarda çelme atması, duygusal pozisyonlara girmesi tabii ki Umut'u çok çok rahatsız ediyor. Bu bir şekilde son bulması lazım. Hanife Hanım o sevgisini bir tarafına gömüp başka seveceği insanı bulmak ya. İçin adımlarını atması lazım. Umut kardeşimiz de geleceğine bakması lazım. Bu yani. Evet. Başka bir çözümü varsa buyurun evlendirelim geleceğine, bunları burada. Geleceğine bakabilir, baksın. Yani inancı olan herkes inanır buna. Yemin ederim ki ben onun hayatına girecek olan herhangi bir bayanı, ona gelen bütün bayanlar için söylüyorum. Bir tanesine bile Umut Bey hakkında olumsuz hiçbir şey söyleyip olmaması için hiçbir şey yapmamışımdır. Ben eğer öyle bir şey yapacak olsaydım, bundan daha saplantılı dönemlerim oldu. Beyefendi o zaman nişanlanmıştı. O zaman yapardım. Ben söyledim, zararım büyüğü kendimeydi. Ben kendime zarar verdim. Ben kendimi seviyorum, kendime zarar vermek de istemiyorum. Umut Bey değil, kendimi seviyorum artık. Peki demin kendin söylediğin için soracağım sana. Saplantılı zamanlarım vardı dedin. Aslında bu senin için bir anda aşk olmaktan çıkıp bir saplantı haline gelmiş olabilir mi? Yok. Eğer aşk karşı tarafın da mutlu olmasını istemekse ben onun mutlu olmasını istedim. Gene istiyorum, inşallah mutlu olur. İnşallah Allah karşısında iyi insanlar çıkartır. Dün de söyledim, herkesin yolu layığına açık olsun. Allah onu da iyi insanlarla karşılar. Amin, 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 amin. Layığına karşılaşsın deyince amin. Zuhal Hanım, ben de konuşmak istiyorum. Zuhal Hanım. Efendim Tuğba'cığım. Dili söylüyor ama kalbi de yanıyor. Pardon. Kimin kalbi yanıyor abla? Dur şimdi karıştırma trafiği. Benim şarteller yanıyor vallahi. Biz sevmeyi biz nasıl öğreniriz? Annemizden. Yani biz bir insandan sevgiyi öğreniriz, sevgiyi alırız. Öyle değil mi? Gösterilir, söylenir. Ve biz sevgiyi aldıktan sonra sevmeyi öğreniriz. Yani vermeyi öğreniriz. Ama aslında ilk sevmeye başlamamız sevgiyi aldığımızda, yani bizi seven biriyle başlar bizim sevme hikayemiz. Hani sizi seveni sevin lafı bir yerde evet, bazı kişiler yani sevgiyi böyle yaşayan ve böyle öğrenmiş olan kişiler için doğru. Çünkü karşınızdaki kişinin sevgisi sizi mutlu ediyorsa, sizi duygusal olarak doyuruyorsa, onun sizi sevme şekli size iyi geliyorsa ve onda sizi seven şeyler varsa, sizin sevdiğiniz özellikler varsa, siz de kendinizi seviyor buluyorsunuz ve bu karşılıklı bir sevgiye dönüşüyor. İşte biz o zaman uzun ömürlü bir sevginin içinde yer alıyoruz. Sağlıklı olanı da o zaten. En sağlıklı olanı bu. Tabii ki şu da var, bizi sevmeyen birine biz sevgi, ilk sevgiyi biz beslemeye başladığımızda ne yapacağız? Biz sevgiyi vereceğiz. Neden? Onun sevme ihtimali var mı? Bunu yalnızca böyle görebiliriz. Efendim? Doğru söylüyor. Yok. Yok. Evet. Bunu kabullenmek lazım değil mi Hanife artık? Ama Zühal Hanım, o zaman Leyla ile Mecnun, Asi ile Kerem'in hikayeleri ne olacak yani o zaman? Bu yoldan bakın. Orada karşılıklı bir sevda söz konusu. Ya, bakın şimdi o zaman. Leyla ile Kerem mi var? Herkes sevdiğini alır. Karşı tarafta. Yani o zaman şöyle koyalım. Şimdi o efsane, o hikayede de birinin sevgisi karşı, yani sevilen kişiyi zaten çok hoşnut ettiği için, mutlu ettiği için diğeri de sevmeye başlıyor. Karşılıklı bir sevgi ben var. Ve karşılıklı sevgi sizi, bu. Yani sizi seven birisine siz de sevginizi esirgemeyin, yavaş yavaş verin. Hayır, hayır değil. Bu sizi hoşnut ediyorsa, karşıdan aldığınız... Siz bundan mutlu oluyorsanız diyor yani. Olmuyorsak ne olacak? Etmiyorsanız, zaten zorlamanın manası yok. Sevgidir ve o kişiyle birlikte olmak... Tabii yani, ki çok doğru değil. Bence hani artık aramıyorum diyor ama yine de hani yineleyelim. Çünkü ortada bir rahatsızlık söz ya, konusu. Ya telefonum, çok özür dilerim ya. Gizliden arayıp duruyor biri ya. Ya. Şunu söyleyeyim dedim ya. Kim arıyorsa Hanife artık aramasın. Ben Hanife demedim ama. Ha, Tuban. Okay. Tamam. Ben gizlilere kapatsın telefonunu. Kimse zan yani, altında kalmasın. Yani arıyor bana müzik dinletiyor. Aa. Yani çok enteresan ya. Ne zamandır oluyor hattımda bu? Yeni yani. Kim yapıyorsa bunu artık. Ya yapmasın bir zahmet. Bir zahmet yapmasın. Bu hattımı da değiştireceğim artık. Niye gülüyorsun? Komik. Nesi komik? Bence hiç komik. Yani çok mesela ben hattımı alır almaz gizli numaraları kapatıyorum. Hatta arayıp numaramı bulmasınlar diye o şekilde de güvenliğe alıyorum. Demek ki hoşuna gidiyor tarih. Dediğin bal kabağı.
Zuhal Hanım. Çünkü daha önce de bana söyledi de sen yapıyorsun dedi. Sen değilsin herhalde o değil Vallahi mi? Ben değilim. Ne iş... Ne Şendoğan abi ara. Zaten aramıyormuşsun Yok. Ama bence arama, mesajla atma. Umut yavrum numaranı çünkü bu... değiştir. Değiştireceğim. Değiştirmiş bir daha değiştirecek. Ama Zuhal Hanım yani. Şimdi ben Hanife'ye de üzülüyorum bir yerde. Yani bana biraz üzülmeyin. Sen de bırak artık bana silah kafandan. Bana üzülmeyin ben üzülecek durumda değilim. Bana kimse üzülmesin. Tamam ama devamlı telefon açıp da rahatsız etmiyor. Ya öyle yok, bir şey söz konusu değil onu. Şu anda. Yok, bana yok. Da üzülmeyin yani. Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Kime üzüleceğiz burada? Allah Allah. Tövbe yarabbim. Ona üzülme, sana üzülme. İlla birinin üzülmek durumunda mıyız? Hanife, bak sen genç kızsın. Evet. Bir gururunu düşün. Bırak şu sevdayı. Başkalarına yönlen. Bırak. Ben yoluma devam ediyorum diyorum ama bakın inandıramıyorum bizler da. Bizler sevdiğimizi mi aldık Allah aşkına ya? Aa! Bizi 16 yaşında kocaya verdiler. Gayet de mutlu yaşıyoruz. Yani nedir bu sevgi? Sen şanslı örneklerdenmişsin. Ama Zuhal Hanım sevmeye de bilindin. Bu şekil sevginin peşine düşenlerin yuvası 3 gün, 4. günü sağlıklı değil. Yani ne alakası var değil, ya? Değil, ne değil. Alakası sen var? Sen bana anlatma değil. Benim kafam almaz onu değil. Neler gördük, neler geçirdik kızım biz. Neler? Sana nasıl anlatayım? Her hikayenin sonu aynı bitmiyor ama. Ama şimdi ya, Şaduman abla doğru. O da olmaz. Yani şimdi artık öyle değil. Bak hep söylüyoruz burada insanların isteği olmadan ailelerin zoruyla evlendirmeyin kızlarınızı diyoruz. Baskı yapmayın diyoruz. Şimdi seninki de yanlış görücü bir örnek oldu. Görücü usulünden olan evlilikler daha sağlıklı. Zuhal Hanımcığım. Şaduman ablam. Ben öyle bir şeye inanmıyorum. Hiç sağlıklı değil. Ben de görücü usulünden evlendim ama yani bir şey göremedim. Kusura bakma. Ne oldu? Kaç tane nişan yaptın? Ne gördün? Hayır sevgi olmadın mı zaten? Kaç tane nişan yaptın? Ne gördün? Bana onu anlatsana. Neyi nişandı? Ha bir kere yaptım ben. Anlatsana. Burada nişan rekoru kıran başka birisi. Karıştırdın. Ya. Sadece çocukları suçlamayın. Kendiniz adamların telefonlarını karıştırırsanız her hatta adıma ben karışırsanız pardon Şalman yani. Efendim Umut. Şimdi konuşmayayım diyorum da laf atıyor oradan bana. Şimdi bakın yalan söylemiyorum. Bir kere talip oldu cevabını aldı hayır dedim. İkinci kez talip oldu hayır. Üçüncü kez talip oldu hayır. Annesini getirdi. Da hayır dedim. Ben isteseydim çoktan ben kabul ederdim. Hiç kimse, herkes yazıyor. İşte yok yakışıyorsunuz, yakışıyorsunuz. Ne yakışıyoruz ya arkadaş? Ne yakışıyoruz? Benim aradığım kişi başka. Böyle popüler kız olmayacak. Reklam yapmayacak. İnşallah gönlüne göre birini bulursun. Ben hiç kere talip de olmadım. Bir dakika. Bulacağım hiç zaten. Hiç kere talip olmadım. Bulacağım. Annem de senin için gelmedi. Bulacağım. Eğer Umut çok teşekkür ederim. Şu anda oturayım evet. Bu yayın bittikten sonra da yok şey yapmak istemedim çünkü. Umut Bey loja da otursun. Ben evime gidip istirahat etmek istiyorum. İnşallah evimde talibim gelirse gelir. Gelmezse kesinlikle ben bu beyefendiyle zaten ya, burada bunları olmuyor. Bunları defalarca ben olmuyor. De yaptım sen yok, de yaptın. Hey, sen 4 kişi çıktık buradan 4 kişi geri geldik. Senin, çok duyduk bunları biz. Geri geldi. Çok duyduk hocam bunları biz. Hadi geldi. Bakalım. Ben... Hadi yok, konuşuyorsun yok, bedavaya. Yok. Bedavaya konuşuyor ya. Sensin bedavaya konuşan. İnanılmaz derecede ne dediğini bilmiyorsun. Bakın nereye gideceğini şey hiç bilmiyorsun. Hanife bak ya. Bu çok güzel söyledi. Ya öyle ya. Ya ben gerçekten ya. Evime güzel gidiyorum. Güzel söyledi. Evime gidiyorum. Evimde gelir artık. Ben orada evlenirim evlenmem. Evlenmezsem de artık öyle olur Zuhal abla. Gerçekten Zuhal üzülüyorum. Hanife Hanım. Hanife Hanım. Üzülüyorum. Hanife Hanım şey çok merak ediyorum. Evlilik programına çıkmadan önce bu kadar çok talebin oluyor muydu senin? Evet. İnanmıyorum. İstersen çevremizdeki insanlara ama her gün. Her gün yok de... oturduğum semtteki insanların yarısından çoğu bana gelmiştir. Ama her gün buraya bir talibin geliyor senin de yani. Gelmiyor ya değil. Çok talibim var. İnanın ki evdeyken gerçekten. De öyle. İnanılmaz talibi var ya. Ben tamam. Şaşıyorum. Acaba sorun bende mi? Ben istemiyorum ya. Bende mi acaba ya? Yok sana gelenler de geldi mi tam geliyor canım. Gelen kızlar maşallah yani. Ama sana da çok yakışıklı çocuklar geldi. Yapma çok iyi taliplerim çıktı canım. Tabii ki de ya kendi taliplerimi şey yapmak için söylemiyorum. Yok ondan değil de geldi ama sana da geldi benden yani. Benden önceden beri burada 3-4 yıl oldum 5 yok, yıl mı ya, oldu? Yok ya 7. yıldım ya. Doğru. Birlikte açtık yani Zuhal Hanım'la birlikte açtık. İşte sen benden önce evlenirdin zaten. 1997 sonbaharıydı. Ya geçen sene geldim herkes yok 3 sene oldu 5 sene oldu. Bak. Kendin söyle. Ben şuna çok inanıyorum. Hanife'nin de karşısına öyle birisi çıkacak ki burada. Egolu bir insan olmasın. Benim ego mu var?
İnanılmaz kocaman bir egon var. Nasıl? Egolu bir insan olmasın, kendi beğenmiş olmasın. Bir şey söyleyeceğim. Yapılan fedakarlıkları görsün. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir insan. Sen Umut'un karakteriyle ilgili nasıl tespit? Yani beğeniyor vakit ya. Geçirdin mi ki? Nereden? Tabii ki de vakit geçirdik. Nasıl geçirdik ya? Nasıl geçirmedik ya? Yani sen burada tanıdığın kadarıyla biliyorsun Umut'u. Yok. Boş verin. Sıkma portakal oldu şimdi bu. Ya yemeğe kaçtım ya. Ama artık yemeğe bile gitmedi. Ama ondan sonra ondan birkaç gün sonra birlikte kahvaltı yaptık. Ediyorum onu. Tabii biliyorum. Çünkü kalbini kırdım. Kaçtım ya. Tabii ben kaldın orada ya. Sen söylemesen evet, ben gene söylerim. Suhan Hanım. Ondan efendim, sonra bayağı birlikte vakit geçirdik biz. Bir duygu adamı konuşuyor. Aşk adamı Ziya abi. Allah razı olsun. Rica ederim. Umutçu merhaba. Hanifeciğim merhaba. Sizleri çok çok seviyorum. Zuhal Hanım bir ay geçti. Ben oteldeydim. Günlerden pazar günüydü. Benim doğup büyüdüğüm Kozan Hamam köyü. Kayfaya toplanmış. Bu izdivaçtan bahsediyorlarmış. Bir tanesi beni aradı. Adam 80 yaşında. Hacı da gitti geldi. Seyfettin amca derik, Seyfettin Bulut. Çiftçi bu adam. Bana ne dedi biliyor musun? Ne olursun Ziya? Zuhal Hanım'la beni konuştur. Ya ne olursa Umut'la beni konuştur. Umut'un yolunu ne diyeyim diyor. Yani bunu Hanife'yle ikisinin evlenmesi için. Bu Seyfettin amca ne diyor biliyor musun? Dinleyeyim hanıma. Ziya diyor, Umut'unla diyor, Hanife diyor, evlensin diyor. 25-30 bin lira diyor. Traktörüm var, onu veririm diyor. Traktör mü? Traktörüm var, onu vereyim diyor. He. Bak ben Umut'a da söyledim bunu. Allah Allah. Bir abimiz var. Ziya diyor, eğer Umut'unla diyor, Hanife evlensin diyor. 30 dönüm diyor. Bahçem var. Portakal bahçem. Onu veririm diyor. Hadi. Evet. Ama evet. Bilemem işte. Gönül meselesi bu yani. Konuya da zaten buradan geldik. Tahsin evet. Amca da aynı dileklerle, isteklerle bir mektup yazmıştı bize. Ama bir kez daha söyleyeyim ben. Bu iş olmaz. Mümkün yani değil bu, ya. Mümkün olmaz değil. Olmuyor demek ki. Ha, yani. Benim olmaz. Cahilliğime denk geldi. Gönlümün cahilliği. İlk ya. Ondan öyle i̇lk oldu. İlk aşkı. İnşallah bir daha onun gibi bir insan karşıma çıkmaz. İnşallah. Peki inşallah ikiniz yani. De sağlıklı ve karşılıklı sevgi ve saygı duyduğunuz insanlarla evlenirsiniz. Evleneceğinize de inanıyorum. Doğrusu da bu ikiniz için de zaten. Be, sana ne? Zuhal Hanım 50 sana saniye ne? Kaldı. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Çok önemli. Ben Facebook kullanmıyorum, altını çiziyorum çünkü insanları taciz ediyorlar benim adıma, para alıyorlar. Biliyorum sahte hesaplarım sahte da olabiliyor. Sahte hesaplar ortalıkta. Var, kullanmıyorum evet. Facebook, buradan altını çiziyorum. Evet, lütfen evet. İnanmayın. Umut'un ismiyle bazı şeyler ben de duydum, rahatsızlık verici, itibar etmeyin lütfen Umut'un öyle bir hesabı yok, onu söyleyelim. Peki, kısa bir ara verelim, hepimiz bir nefes alalım diyoruz. Umut senin de yerini alabilirim, gel böyle. İşte 23 Şubat 2016 Salı günü itibariyle Umut ve Hanife konusu sonsuza dek kapanmıştır. Evet. Bizim. Evet. Kısa bir ara veriyoruz efendim. Sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, maalesef bugünkü yayınımızın sonuna geldik ama yarın yine 16.25'te Fox TV'de olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Yayınımızda bize eşlik eden stüdyo konuklarıma, sevgili Tuğba'ya ve orkestrama teşekkür ediyorum. Loca adaylarımı da selamlıyorum. Yarın yine buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın. Sağ olun.